Alkışlayınca ortaya çıkanlar var ama. Hayırlı cumalar olsun, güzel bir gün olsun hepiniz için. İnşallah aynen, gününüz güzel geçiyordur, Ramazanınız güzel geçiyordur efendim. Şimdi benim köpeğim de burada, Hayri bu arada orada dolanıyor. Bir dizide biliyorsunuz Hayri karakteri vardı, böyle kadınları kandırıyordu, sonra ona buna şey yapıyordu. Sen dedim aman o erkeklerden olma, gönlün hovarda olmasın, gönlün bir ona bir buna kaymasın, öyle erkeklerden Allah uzak tutsun diyerek aman, de cuma günümüze başlayalım. Dün biliyorsunuz Gülnaz gelmişti. Bu arada sorularınızı bekliyorum. WhatsApp ihbar hatlarımız 534-488-5184. Programımızda bugün siz canlı yayına bağlanıp istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben sizler için cevaplayacağım. İçinizde kalan, kimseyle paylaşamadığınız sorularınız ve sorunlarınız varsa birlikte cevap bulabiliriz efendim. Psikolog ayağınıza geldi. Değil mi? Teşekkür ederim. Gülnaz'ım, sen dün Gülnaz'la böyle dün bayağı bir konuşmuştuk biliyorsunuz ve böyle kapatmıştık dünkü programı. Gülnaz depremden sonra hiç çocuklarını görmediğini, hatta çocukların hayatta olup olmadığını bilmediğini söyledi. Sonrasında dün eşi yayına bağlanmıştı. Çocuklar hayatta ama sen çocukları başka adam için terk ettin, üstelik görmedin diye Gülnaz'ı suçladı. Evet. Şimdi tekrar eşi hattımızda olacak. Bakalım eşi bize neler söyleyecek. Gülnaz, niye eşin bu kadar sana kızgın? Aslında dedi beni kiracımızla aldattı. Yalan söylüyor. Gitti. Çünkü işte bir sürü şey söyledi. İstese çocuklarını görebilirdi dedi. Yani üstes görebilirdi demesi, bunlar çünkü kendi yani suçlu olmama durumunda söylüyor, biliyorum. Hı hı. Ben defalarca görmek istedim zaten Neslihan. Gülnaz, bana iki göstermedi. Tane kızın var, Allah evet, bağışlasın. Ne kadar zamandır onları görmüyorsun? Yaklaşık 10 yıl. 10 yıldır hiç görmedin. Çok evet, özledin onları. Hem de nasıl? Durumda titriyorlar. Peki görmek istediğin, çabaladığın, aslında bunun için böyle emek gösterdin mi? Aradın mı onları? Evet, evet. Çok istedim Esra Hanım. Çok çabaladım, görmeye çalıştım. Ve defalarca bana göstermediler ve teptim yani. Gittin mi kapılarına? Aynı yerde oturuyorlarmış. Evet, evlerini bile biliyordum. Gittin, ne dedi sana eşin? Çocuklarını göremezsin. Sen onları görmeyi çoktan kaybettin gibi hı-hı, şeyler. Hani evlen, bir de boşanmayı da bu dereceden yani uzattım. Bana dedi yani anlaşmalı boşanalım. Çocuklarını bir kere görebilirsin. Hı hı. Onun dışında da göremezsin ve velayetlerini bana vermek şartıyla dedi görebilirsin. Ben de vermek istemediğim için boşanmadım ve mahkeme de o yüzden uzattı yani. En son ne zaman sen resmi olarak boşandın? İşte depremden evvel bana evraklar gelmişti. Hı hı. O zaman resmi olarak boşandın. Evet. Velayet kimde? Velayeti şu anda herhalde çocukların kendisinde olmaz gerek. Babada velayet. Ki, evet, avukat ve herhalde sana göstermiyor. Varmış. Evet. Peki sen polise gittin mi, savcılığa başvurdun mu? Onlara gitmedim. Gitseydim belki şimdiye çoktan almıştım çocuklarımı. Evet, neden gitmedin? Keşke de gideydim. Gitmedim yani. Neden? İşte onlar için de ben hani çocuklarını şey yapma, hani onların başına bir şey gelse seni öldürürüm, gebertirim gibi şeyler de söyledim. Tehdit etti evet, seni. Tehdit ve hakaret, küfür her zaman hı-hı, yaptığı gibi zaten. Peki savcılığa gitsen ne olur diye düşündün? Benim hayatım karardı zaten Esra Hanım. Evlendim günden beri, sanki evlemedim de zehir zıkkım olsun. Allah belasını versin onu diyeyim. Ezan dokunuyor zaten, Allah'a bırakıyor. Benim yani hayatımı mahvetti, zehir etti. Allah kendine de zehir etsin. Şu anda evlenmiş diye duydum. Ben çocuklarımın da analık anne büyümesini istemiyorum. Gerekirse yurt alsın, yurtta kalsın. Ben çocuklarımı orada görmek istiyorum. Sen şu an evli misin? Evet. Bir tane eşin var. İmam nikahlı ama eşin değil evet, mi? Evet. Çocuğun var mı? Ondan sonra olan çocuğun? İki tane çocuğum da burada var. İki kız mı? Bir kız bir oğlan. Bir kız bir oğlan. Ama sen diyorsun ki burnumda tutuyor diğer çocuklarım. Hiç göremiyorum. Evet. Ne istiyorsun sen Gülnaz? Onların hasretine yanıp kavruluyorum. Yavrularımı bir önce görmek istiyorum. Diğerine ne ister ki başka? Peki çocuklar seni kabul eder mi bu kadar zaman sonra? Ne diyorsun? Bilmiyorum. Onların zehirlemesine bağlı. Çocuklar bu zamana kadar da doldurmuşlardı yani hayli. Bilmiyorum ama çocuklarım eğer anne evladıysa sözümü dinler, annelerine kavuşmak için de elinden gelen yapmalarını hı-hı, diliyorum. Şimdi Gülnaz, eşin hattımızda, bakalım eşin ne diyecek bu duruma? Onu Savaş Bey gibi, hattımızda, Savaş Bey. O her zamanki hakaret suçlamalara devam edecektir. Savaş Bey. Allah onu bildiği gibi yapsın. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Gülnaz Hanım çok hoş ağlıyor, buldum, çocuklarını görmek istiyor. Siz izin vermemişsiniz, göstermemişsiniz. Ne diyeceksiniz? Ses gitti. Ha, Savaş Bey, çekmeyen bir yerdesiniz herhalde. Biraz çeken bir yere gider misiniz?
Arkadaşlar tekrar bağlayalım. Tamam. Peki Gülnaz, eşin niye sana bu kadar? Bu kızgınlığı neden? Valla bilmiyorum. Allah kendi bildiği gibi yapsın adam. Onu kızgın da diyeyim, ben hani affedersin değil mi? Misafire giderdiğinde bir doğru düzgün yani bir şey görmedim. Hep sofrada otursam affedersin gözyaşı. Yani bir misafire gitsem gözyaşı ve bunun akrabaların birçoğu da şahit oldu zaten. Akrabaları yani okuturmaya gelmişti. Bu da beni odaya koyuyor. Yani darp ediyordu zaten. Ha, seni hep darp ediyordu. Evet, hakaret. Savaş Bey dün darp. Dedi ki Gülnaz dedi bizim kiracımız vardı. İşte evet. Senin yaşlı dediğin ama o diyor ki o kadar yaşlı değil. Onunla kaçtı gitti diyor. Bu yalan doğru söylüyor. Mu? Yalan söylüyor. Bunu hiçbir zaman, bu sıtramalarını hiçbir zaman kabul etmiyorum. Peki o olay nasıl oldu? Söyledikleri bütün yalanlar kendine iade ediyorum. O olay nasıl oldu? Olaya da geleceğim aynen ablam. Onu çünkü getirdi, hani dedim ya ben bir zaman olmadı. Ben kabul de etmiyorum. Zaten baştan beri de karşıydım buna. Getirme dediğim halde. Ne oldu o kiracıyla? Getirdi bu kiracıyı, yukarı eve koydu bizim zaten. Sizin eviniz iki katlı. Evet. Üst kata benim onu yani koydu. Emmi dediğim şahıstı. Emmi yani abi dediğim bir şahıs. Mesela baba da yaşında, insana daha ne dersin yani. O şerefsin içinde adı kötülük neydi? Varsa. Güneş. Abdi. Bu evet, adam Abdi kiracı olarak evet. Gelen. Kaç yaşındaydı? İşte 60, 55, 60, 70 var. Herhalde. 60, 70 yaşında. 70 vardır. Diyelim. Evet. Peki bu 70 yaşındaki Abdi Bey size kiracı olarak geldi. Peki sonrasında sizin onunla gittiğinizi nasıl düşünüyor? İşte hani kendisi devamlı kötü taraf olduğu için yani ben hiçbir zaman desteklemedi ve sevmedi. Sevgisi de yalandı demek ki. Çünkü bana hep yani dediğim gibi ve yaşadığım durumlardan dolayı bunu anlıyorum. Peki Gülnaz, bu Abdi Bey. Beni hep ezdi, hep hırpaladı Esra Hanım. Yani beni eş gözüyle değildi, yani nasıl diyeyim, bir dost gözüyle gördü her zaman için. Peki Gülnaz, bu Abdi denen kişi, şahıs, senin şimdiki eşini bıçaklamış. Evet. Neden? İşte bana hani yapılan kötülüklerden dolayı diyeyim, o da yani beni kızı yerinde olan bir insanı eşi diye yani. Senin kızın olarak mı görüyordu Abdi? Kendisi. Evet. Yani aslında Abdi ile ilişkin olmadı senin. Evet. Seni baba gibi seviyordu. Evet. Ha, Abdi yani peki. Ben de emmi dedim. Yani emmi baba yarısıdır yani bence. Aha. Seni yani baba evet. Olarak görüyordu. Ama sen Abdi sana istismar etmiş. Evet, işte sonradan bilmiyordum böyle hani kötülük yapacağını. Babalı? İşte yani ben başta böyle zannediyordum. Hani bir insan nasıl sana baba yapsam gibi yaklaştı ama sonra seni odaya kapatıp evet. istismar etti. Evet. Abdi diyor ki, benim bir çocuğum, Gülnaz'ın bir çocuğu benden. Yalan söylüyor. Bir kız varmış galiba, benim o bebek diyor. Yalan söylüyor. Ben dedim ona da Esra Hanım. Gitsin DNA testi diye bir şey var, yani yaptırsın, ben arkasındayım. Onun için senin şimdiki eşini bıçaklamış. Evet, yani o yüzden işte hani çocuğum bende diyerekten de ben bunu da kısa bir olarak öz olarak özetlemiştim. Peki dünler. Abdi Bey'den çocuğun olabilir mi? Yok, kesinlikle. Çünkü ben diyeyim hani sonra şey yapsın, git test yaptırsın. Benim çocuğum olmadı, olamaz da öyle bir şey cinsten. Peki Allah neden muhafız, olamaz? İstismar etmiş, birliktelik yaşadınız ama. Yani zor da olsa bunu hani istemeyerekten mi olsam. Hani yaşadın, bebek evet, olabilir. Evet, bazı şeylere maruz kaldım ne yazık ki. Allah onun canını alsın. Yani sana baba gibi yaklaşıp seni istismar evet, etti. Evet. Görüyor yani musunuz, baba gibi yaklaşıyor. Şey. Dün hatırladığım kadarıyla Esra Hanım zaten Gülnaz şunu demişti. Şikayette bulundum, soruşturma açıldı. Evet evet, şikayetçi oldu, ceza aldığını da söyledim. Evet. Evet. Bu kayıtları da çıkar zaten demiştim. Antep'te de yattı zaten. Ceza aldı mı peki? Evet, ceza mahkemesinde. Aldı mı ceza, yattı mı cezaevinde? Evet, 10 yıl ceza verildi esas. Bunu 10 yıl bile yatmadı. Hep 10 yıl ceza aldı bu yüzden. Evet, 2-3 ay yattı, yatmadı yani çıktı geri. Nasıl çıktı, nasıl çıkarıldı bilmiyorum. Mutlaka bunu bir şey 10 yıllı yapıp 3 evet. ay yatar mı hocam öyle bir şey? Bir de hastalık nerede? Hani geri yani bırakıldı. Kaç sene önce bu bahsettin? Tekrar alınacak dediler, içeriği almadılar. Önce? Bu mu? Yaklaşık 1-2 sene oluyor hemen. 1-2 sene. Yani 10 yıl, belki 10 yıl cezayla 3 ay mümkün değil. İşte. On, yani orada on, belki başka bir durum oldu. Bir şimdi Savaş Bey hattımızda. 12 ay ceza verildi. Yani bir yıl dediler ama bir yıl bir atmadı. Gülnaz, eşin attığımızda Savaş peki. Bey. Savaş Bey. Alo. Ha, duyuyor musunuz beni? Savaş Bey, çekmeyen bir yerdesiniz. Çalıştığı yerde çekmiyor. O yüzden de hani hep bağlayıp şey yapmayalım. Bizim de boşuna vaktimiz şey olmasın arkadaşlar. Çekmiyor çünkü. Peki Gülnaz, senin şu an en büyük isteğin ne? Ben çocuklarıma kavuşmak. Onları yanımda istiyorum. Öyle bir insanlar yanında olmasını istemiyorum. Ne yapıyorlar? Ve ananın önünde de büyümesini çocuğuna istemiyorum. Esra Hanım. Şu an biriyle mi evlenmiş Savaş Bey? Galiba akrabalarından birinden evlendiğini duydum. Ve ben ananın önünde de çocuklarımı büyütmeyi istemiyorum. Büyümeden de.
Gerekirse devlet adam alsın, yurt alsın. Ben buradan dayan sesleniyorum. Ben oradan gene görürüm. Ama zaten mahkeme kararında mutlaka senin çocuklarla görüşmene dair bir karar var. Var da işte onları göstermiyorlar. Ama bak sen devlete hiçbir zaman devlet kapısına başvurmuyorsunuz ki. Kendi kendinize oturuyorsunuz, ondan sonra görüşemeyeyim. Halbuki senin yasal hakların var. Savcılığa başvursan polisi yönlendirecek. Senin çocuğunla görüşmeni sağlayacak. Evet. Bunları istememişsin. Neden Gülnaz? Devletin polisi var. İsteyemem. O zaman da imkanım yoktu. Yani bu sorun yaşadığım için bu sorun ondan da tabii. Biraz hani kafam da var. Hem kendine hem çocuğuna zarar veriyorsun. Şimdi çocukların halası bize demiş ki arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza, çocuklar asla Gülnaz'la görüşmek istemiyor demişler. Kim demiş? Halası çocukların. Onun Allah cezasını versin onların. Diyorum ya her zaman içinde böyle yaptılar zaten bana. Çocuklarım takibi yaşa gelene kadar zaten. Hı hı. Çocuklarımı zehirlemelerini tehdit. Halam mı baktı çocuklara? Ben baktım diyormuş çocuklara. Anne hiç ilgilenmedi, bırak. Nerede bakıyormuş? Benim çocuklarımı vuraraktan yani. Onlara şiddet uygular mı? Halanın çocuklarına mı şiddet uyguladığını söylüyorsun sen. Evet. Ben bunu da söyleyeceğim zaten bizzat. Mahkemeye sunacağım. Gerekirse benim çocuklarım da yurt alsın. Dediğim gibi ben oradan görmek istiyorum. Sen aslında hiçbir şekilde Savaş Bey'de kalmasını istemiyorsun. Ha, evet. Onlarla görüşmek de istemiyorum. Onların canı cehenneme. Lan ben tadı çocuklarım istiyorum. Şu an bu arada siz hani diğer çocukların tam boşanmadan doğduğu için son ikisi de Savaş Bey'in üzerindeymiş. Evet, şu an öyle gözüküyor. Yani şu an Savaş Bey gözüküyor. Ama. Peki babası kim? Babası İlyas. İlyas. İki çocuğun da babası, evet. İlyas. Evet. Ama bir tanesinin de diyor ki bu yaşlı adam benim diyor. Emmi miydi? Kesinlikle. Adı. Abdi mi, Emmi mi? Abdi, evet. Emmi, o Emmi diyor. Yani ben Emmi diyorsun da hiç o sana Emmi gibi davranmamış, evet. Maşallah. Allah onun canını alsın. İşte. Peki bu Savaş Bey diyor İle ki birlikte dudak kötülük. Dudağa fotoğrafları var bu senin şeyle, Abdi ile. Onu nasıl çektin? Onlar işte kendisi demek ki bana yani ilaç vererekten artık çekildi. İlaç vererek çektirdi. Evet, ayı kavana değil, öyle yan yana gelmek, yan resim bile çekmem düşünme. Peki bu Abdi sana ilaçlar mı verdi, bir odada kapattı? Evet. Yani işte orada diyorum zorla tuttu yani, bir de bodrum gibi yer yani düşün. Kilitli kapılar, demir kapılar. Peki dün dedin ya zorla silahla çektirdi, evet, fotoğrafları. Evet. İlaç vererek mi? Dediğin gibi silahla da tehdit et. Buradan gitmeyi düşünme, seni öldürürüm. Bak burada hani adım attın, ben dedi kardeşlerim senin ölümün serer yine falan gibi yani şeyler. Şimdi Abdi Bey'i iddiaya göre, Gülnaz Hanım'ın iddiasına göre Abdi Bey bunu, Gülnaz'ı bir depoda kapatıyor, kilitliyor. Ve zorla istismar ediyor. Ondan sonra ben işte senin önce babanım bilmem nenim diyor. Sonrasında istismar ediyor. Öyle diye söylüyorsun Gülnaz. Evet. Allah'ım hiç kimse yaşamasın. Yani yaşatmaz. Peki ben Gülnaz, o depoya seni nasıl kapattı? Onu bir anlatır mısın Abdi Bey? Evet. İşte bana dedi gel bir yere gideceğiz falan. Ailen işte hani bir şey falan alalım gibi. Evden bir şeyle istiyorlar gibi aslında. Ben de, ailen evden bizden bir şey istiyor, gel bir şey, evet, alalım dedi. Evet, ben o şekilde kandıraraktan zaten götürdü. Oraya nereye götürdü seni? Depo gibi dediğim, kendilerinin evinden altında depo gibi yer var. Nerede burası? Bura Nurgana. Neresi yani orası? Yani kardeşin evi, kendi de değil esas. Antep'te hani, bir yer. Evet. Hani. Oraya götürdü, sonra evet, depoya girdin sen. Hı-hı. Girdin, bir şey alacağını zannediyorsun. Ne, evet, yaptı sana? İşte oraya girmez kapıyı üzerime örtü kilitledi. Kendisi dışarıda, ben içerideyim. Tabii. Sen ne dedin orada? Yapma etme dediğim halde yani senin yerin bura deyip beni içeriye kapattı. Sonra ne oldu? Sonra işte hani başıma gelenlerden ilaç sayesinde ayıktan sonra fark etmez. İlacı ne arada verdi sana? İşte oraya girdikten sonra hani ben uyumuş, bayılmış mıyım o şekilde. Ayık ne kadar kaldın Gülnaz o depoda? 2-3 ay boyunca. 2-3 ay? Evet. Yemeğin suyun? Bir tane evde gelinlerim ve kızım vardı, o getiriyordu. Ya görüyordu seni. Evet. Sen demiyor muydun ona beni buradan kurtar? Söylüyordum. O da üzülüyordu ama ben yapsam sana diyordu. Hani affedersin yani benim de kızım var, biliyorsun görüyorsun diyordu. Hani ben kendi hayatımda tehlike, çocuğumun içinde diyordu. Hani yapamıyorum. Peki elinde telefon yok muydu Gülnaz? Vardı. Onun elinde vardı, bende yok. Yani sende yoktu. Evet, bendeki telefonları almıştı zaten. Sendeki telefonu almıştı. Evet, sen ailene mesaj atmışsın o dönem. O anda işte diyorum, bir anda ben işte dış boş bulundum. Hani kapı açıktı o arada. Nasıl edilsin inşallah diyeyim ya. Sen doğru kaçtın, evet, o ara, o sırada, evet, yaptın. O şekilde, evet. Bana bir telefon geçti. Benim aniden hemen. Peki o depoya anlattım. Geliyor muydu? Ne yapıyordu orada? Efendim? Ne yapıyordu bu Abdi denen? Orada hani aslında böyle hayvanlarına falan yapmış, bu falan kullanıyorlardı. Ne İnekleri kullanıyordu? İnekleri falan vardı yani o zamanlar. Hayır. Senin yanına gelip ne yapıyordu? Ha, depoda, evet. İşte bana böyle tacizlerde falan bulunuyordu işte. Tehditler, imajlar gibi şeyler. Yani 3 ay seni o depoda
tutup yemeğini verip evet. tacizlerde bulundu evet. öyle mi? Evet. Bana ver, hani buradan kaçamazsın gibiler işte. Seni adım attığın gibi benim kardeşlerime haber veririm. Direkt önünü istererler gibi de ifadelerde bulundu. Peki hiç kaçacak şey bulamadın mı bu ortam? Hani kapı açıkmış ya telefona Hı-hı. gittiğinde. İşte o anda Allah işte değil mi? Kurban oldum, Allah yardım etti. Sanki kapı açık gördüğüm gibi zaten kaçtım. O anda kurtuldum. Öyle mi kaçtın sen? Hı-hı. O şekilde şükür yani. Ondan sonra annemlerden işte yardım istedim. Şey gittim de karakola sığındım. Ne dedin aileni arayıp? Annem işte dedim böyle böyle durum var. Beni öldürecek bu şahsın böyle böyle şeylerine tehdit ediyor. Gelin beni buradan alın dedim. Daha sonra Hı-hı. onlar da zaten taksi tuttular. Tarsus'tan Antep'e geldiler, beni aldılar. Şimdi Abdi Bey şu an şöyle diyormuş. Gülnaz benim eşim ve benim çocuğumu kaçırdı. Biz Yalan. Onunla karı koca hayatı yaşıyorduk Yalan demiş. Yalan söylüyor. Yalan diyorsun evet, sen buna. Evet. Ve senin şimdiki eşin İsmail'i de benim, yani benim eşimi kaçırdı diye bıçaklamış. Ben yani eşliyim. Efendim? Şimdiki eşin İsmail de benim eşimi kaçırdı diye bıçaklamış. Şey İlyas'ı. İlyas'ı. Hı-hı. Adam Aynen. tam bir suç makinesi yani. Evet. Yani alıkoyma suçu var. Alıkoyma var eğer bütün Tabii. iddialar Tehdit doğruysa. Var. Evet, her zorla ve üstelik de ceza yemeyi ben anlamıyorum. Var. Bu nasıl bir şey yani? Tam suç makinesi. Şimdi yani. İlyas Bey hattımızda. Şimdiki eşin. Gülnaz Hanım. Hı-hı. İlyas Bey hattımızda. İlyas Bey. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Sağ olun. Teşekkürler. Bu iddialara ne diyeceksiniz İlyas Bey? Valla ben hem karamsarım hem çok yoğun düşüncelerde kalıyorum. Ben çiftte çalışırken bir iki defa yanımıza geldiler, misafir oldular. Evet. Orada da biz tanıştık. Merhaba açtık. Şu bu yaptık. Ondan sonraki dönemde Gülnaz karakola gidip de bundan ayrılınca yani haftalar sürmesi geçmedi. Aylar sürmesi geçmedi. Birkaç defa geldi yanıma. Evet. Ondan sonra da karakola gidip de Abdi Güneş'ten Gülnaz uzaklaşıp kadın sevme evine geçince Abdi de öfkeyle geldi yanıma, konuşacağız edeceğiz dedi. Ben de sorun ne dedim, sıkıntı ne dedim. Peki siz nasıl Gülnaz, tanışmıştınız Gülnaz Hanım'la? Çiftliğe yanıma gelmişlerdi. Kimle yanınıza geldiler? Abdi Güneş'le. Ama Abdi Bey kaçırmamış mı Gülnaz'ı, depoda tutmamış mı? Kaçırmışlar, oraya yanıma geldi, geri de gittiler. 3-5 gün sonra, 10 gün sonra geri tekrar geldiler. Birkaç defa geldi gittiler. Peki ne olarak kadar, siz ne olarak biliyordunuz Gülnaz'la Abdi Bey'i? İşte eşim diyordu, geliyordu, konuşuyordu, yani ediyordu. Herkese bu şekilde tanıtmış. Eşim buna diyordu. Buna da ben 10-15 sene önce kale bir şey yaptırdım. Oradan tanışıyorduk. İyi şu bu dedik. Ondan sonra da ben zaten hayvanlarla ilgilenip bir şey yaparken de onlar içerideydi. Sonradan kendisi Antep'e gidip geldi. Peki biraz, yani siz o zaman Abdi Bey'in onun söylemine göre eşini mi kaçırdınız? Eşini kaçırma değil. Gülnaz karakola gidip de Abdi ile şikayetçi olmuş. Gülnaz da kalmış. Ama kendi Gülnaz'da eşim diye beni kadın sığınma evine şikayetçi olmuş. Ne diye şikayetçi olmuş Gülnaz? Abdi beni kaçırıyor, Abdi beni tehdit ediyor diye şikayetçi evet, olmuş. Kadın sığınma evine atmış jandarma. Aha. Ondan sonra da Abdi gelip bu işe sebep sensin diye benle tartışmaya başladı. Ufak ufak vurmaya başladı. Ben o vurma anında kendisine müdahale etmedim. Bak terbiyesizlik yapıyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Bak benden şey bekleyeceksin dedim. O anda beni bıçaklıyormuş. Elinde küçük bir bıçak varmış. Ben boynunu kıvırıp da koltuğuma gördüm ve ben de vurmadım. Kendisini ileri gittim. Yani sizi o şekilde benim eşimi kaçırdın diyerekten bıçakladı. Peki Gülnaz evet. Hanım kaçırılmış durumda mıydı siz gördüğünüzde, yoksa karı koca gibiler miydi? Hayır, fazla temaslar yoktu da bir şey o konuşuyordu durmadan. O konuşurken, Abdi Güneş konuşurken sanki Antep mali yani her şeyi anlatır, her şeyi dinlerdi. Yalan dolan anlatırdı. Ben Gülnaz'la birkaç kelime konuşurken de Dobra konuşuyor ama değil yani. Evet. Gülnaz'la birkaç kelime konuşurken aramızda bir şeyler oldu. Bu arada da nasıl birkaç kelime konuşurken ne oldu aranızda? Ya ben bu adamdan rahatsızım dedi. Şu bu dedi. Vallahi evet. bilemiyorum yani yapacağın şey sizin sana bağlı. Ben bir şey yapamam dedim. Dedim yani ben yanında zorla tutuyor dedim. Böyle böyle yani. Ne yapmamı istiyorsun dediniz? Ben dedim vallahi benim bir şey yapacak durumum yok dedim. Yani sen kendin ne yapacaksan yap dedim yani. Git Antep'e karakola git, oraya buraya evet. git. Antep'e gidince karakola geçemiyorum dedi. Yani, sen bilirsin dedim. Nasıl bileceksen gireyim. Sonradan da karakola aramış. Şikayetçi olmuş. Onu da almışlar. Kadın sığır yapmışlar Gülnaz'ı. Peki sizin Abdi'de, ilişkiniz nasıl başladı sonra? Benim ilişkim o anda başlamıştı zaten. Ha, zaten başlamıştı adamın yanında.
Evet. Bu arada da kendisi ne diyeceğim? Kendisi Gülnaz şikayetçi olup da şey yapınca o da bütün bunu karakola sen gönderdin, sen yardımcı oldun, şu bu diye gelip benimle tartışınca. Tartıştı ama anda... orayı anladım. Şunu soracağım. Abdi Bey, siz evli misiniz? Şey, İlyas. Ay, İlyas Bey pardon. Siz resmi nikahla evli misiniz? Ben Avrupa'ya gitmek için evlilik yapmıştım. Şu anda daha Türk mahkemesi boşamadı beni. Alman mahkemesi boşaldı. Anladım. Bir Sizlerim evliliğiniz var. Peki şimdi Abdi Bey'in iddiasına göre Gülnaz Hanım'ın bir çocuğu, bir kızı ondan olduğunu iddia ediyor. Buna ne diyeceksiniz? Değil. Değil. Aynen dediğim gibi. Gerçekler ortaya çıkacak. Siz, zaten. Evet. Sizden yani. Eminsiniz. Ya, eminlik derecesi şudur. Yani kendisi o sırada ben onunla uzak birlikte oluyorum dedi. Anlattı, söyledi. Bu senden dedi. Ben de taraf olarak tamam dedim. Ha, siz öyle dedi. Pardon, yani size dedi ki ben hamileyim senden, öbüründen evet. değil dedi. Ama o sırada Abdi Bey'le birlikteydi, öyle mi? Aynen, o da vardı. Ama ha. sonradan da kadın sevimlerine geçtikten sonra kadın sevimlerinden bunu alıyorlar. Kadın sığınma evine gittiğinde hamile miydi? Evet. Ha, işte şimdi tamam, adam niye şüphelendi belli oldu. Çünkü adamla karım derken, birlikte olurken hamile kalıyor. Ya sizden değilse bebek? Vallahi artık DNA testi şu bu bir şeyler, ben mahkemeye başvuru yaptım zaten. Ha, yaptınız. Ne için? Evet. DNA için mi? Evet, DNA testi için. Ha, siz de şüpheleniyorsunuz o zaman. Ya durum itibariyle yani ben midir o mudur o mudur ama ondan değil diyor. Bana söyledi, izah etti. Tamam. Bir dakika, Savaş Bey attığımızda yani asıl Gülnaz'ın buraya geldiği depremde depremden sonra çocuklarımı hiç göremedim. Nasıl, sağlar mı diye o ilk eşi. Savaş Bey. Savaş Bey. Efendim. Hah, hoş geldiniz yayınımıza. Allah sen canına. Telefonunuz çekmiyor. Arkadaşlar çekmeyince bağlamayın. Savaş Bey, pazartesi sizi buraya bekliyoruz, olur mu? Hiç, çünkü ses gelmiyor. Şimdi Gülnaz, burada şöyle bir durum var. Bak ne diyor şimdi birlikte olduğun kişi. İlyas da diyor ki ben çocuk için DNA testi yaptım. Çünkü sen zaten hamile kaldığında evet. bu öteki adamla da birlikteymişsin. Yani çünkü hani nasıl diyeyim, ben bundan olduğunu biliyorum. DNA testi için başvurmuş. Evet, ona da izah ettim ve dedi aynen dediğin gibi. DNA testine de başvuralım dedim. Veya ben de olsa da olmasa dedim, ben çocuğu kabul ederim. E tabi senin, ha, senin çocuğu ama evet, bir şekilde bence Abdi Bey'den de olabilir sonuçta. Değil, çünkü iyi biliyorum yani. Ha? İyi biliyorum. Onunla değil. Evet. Peki buyurun Filiz Hanım, ne söyleyeceksiniz? Efendim. Önce halaya, babaya bir sürü hakaret ettin. Dünden beri ediyorsun da. Evet. Senin üç tane çocuğu, üç tane dedi mi çocuğun? Evet. Yok, çocuk dört. İki tane. Dört tane. Oradaki kızın, çocuklarını soruyorum. Orada iki kızım var. Ha, iki kadar. Tane kızın. Onlara bakmış, büyütmüşler. On senedir görmüyorsun zaten evet, sen çocuklarını. Göstermiyorlar. Onlara bir sürü hakaret ettin. Öncelikle hakaret etmemelisin. Hak çünkü senin çok çocuklarına da bakmışlar. Hayır, bir dakika. Senin çocuklarına bakmışlar. Bu bir. İkincisi de şunu çok merak ediyorum. Bakma, sana tacizde bulunan bir dakika. Değiller. Sana tacizde bulunan adamı şikayet ettin de neden çocukların için hiçbir mahkemeye gidip başvurmadın? İşte onun için etmediği için yani suçluyum. Efendim? Onun için tabii kendimi affetmiyorum yani. O şekilde edemedim de bir maddi manevi yönünden de ve durumlarım da evremedi. Bazı tehditler yani dolayı da olabiliyor. Yani bunun maddiyatla ne alakası var? Neden bir karakola gitmedin? Neden demedin ki benim çocuklarımı bana göstermiyorlar diye? Ya bir anne olarak ben kendimi paralardım ya çocuklarım için. Paralamadım ama sen mı? Sizce öyle kolay görüntüye ama yani gitmişte göründüğü bir değil her şey. Ondan çocuk doğurmuşsun. Çocuğun kimden olduğu belli değil. Senin ne yaptığın belli değil. Gelmişsin buraya, çocuklarını istiyorsun. Ben olsam senin çocuklarının yerinde ben de istemem seni. Yani ayıptı söylemesi, tabii her şey öyle dışından kolay görülür ki ama öyle değil. Yani, kolay değil hayatım. Yaşantınıza birazcık bunu. Dikkat etmeniz gerekiyor. Siz evet. bir bayansınız. Azıcık kendinize çeki düzen verin ya. Bir kendinize gelin lütfen. Bunu yaşayanlar gelin, bilir. Yani çeken bilir. Allah kendinden bildiği gibi yaptı. Ben her zaman da Allah'a veriyorum. Şimdi tabii. Ben bakmak zorunda da değillerdi. Benim çocuklarımı verselerdi ve ben kardım. Bir.
ve yurda verselerdi ki ben oradan da görürdüm ve sağlıklı en iyisi onlar yandaysa. Bak 10 senedir senin çocuklarına bakmış Esra Hanım, bakın 10 senedir bakmış çocuklarına, hala diyorsun ki bana vermiyorlarsa çocukları yurda versinler. Niye, yurt çok mu güzel ya? Yurt çok mu güzel de senin çocukların yurda gitsin? Hazır düzenlerini bozmaya çalışıyorsun sen şu anda çocuklarının. Vallahi kendiler söylüyordu bunu çünkü. O zamanlar yurda vereceğiz, şöyle böyle yapacağız. Yani şey, Gülnaz, bakım, şey vereceğiz, neydi onun adı? Bir şey söyleyeceğim. Bakıcı sen anneye vereceğiz geldin, gibi şeyler söylüyorlardı. Gülnaz, verelerdi buraya geldin, çok ağladın, ettin, çocuklarım gözümde tutuyor diyorsun. Peki onlara böyle onun benim senin... Benim konum bu değil, aynı benim çocuklarım tek sorun. Herkes ne dedi, ne söyledi, beni ilgilendirmiyor. Ne ben söylemek Allah, istersin? Çocuklarına. Evet. Böyle onları düşünsen, hayal etsen, evet, en son gördüğün halinle. Ne evet söylemek istersin çocuklarına? Her şey. Kavuşmak istedim her şey. Söyle bir, sen bir bak. Onlar seni izliyordur şimdi. Senin duygularını da görsünler. Ne biz demek? Bilesem ya. İsmi ne? Çocuklar... Büyük olan kızın ismi ne? Hilal. Hilal'e bir şey söyle önce. Hilal yavrum. Annen anlarsın, sen birazcık büyüksün kardeşine göre, benim canım kızım. Anneni duy. Hiçbir şeye de sessiz kalma yavrum. Çık kendini ifade et anneciğim. Benim numaramı da vereceğim sana. Zaten ben anneyi arayabilirsin. İstediğin zaman da konuşabilirsiniz. Kardeşinden sen kızım. Ben sizler için buradayım. Sizler de benim için ne olur. Annenizi birazcık duyun. Tabii çocuklar da belki bir şekilde... Şimdi orada tabii ekip arkadaşlarımıza gittiler. Çocuklar da kızgın. Aslında seni hep yanlarında istemişler. Görmek istemişler zamanında. Sonrasında da hani artık hani annemiz bizi istemiyor mu, sevmiyor mu, bırakıp gitti mi diye de öfkeliler. Belki bunun için de bir şey söylemek istersin. Hak veriyorum tabii ki. Hiçbir anne evladını bırakmaz ve bırakın. Ama bıraktırılmak zorunda kaldım. Ben mecbur kaldığım için bıraktım. Yani ben onları keyfimden bırakmadım. Benim yavrum da biliyordur ki ben zaten onları taşa, tarlaya, şuraya bırak giderek çalışaraktan büyüttüm. İyi demedim, kötü demedim. Yani onlar için hep uğraştım. Çalıştım, çabaladım. Şu ana kadar annenizin başına her ne gelse kızım, Allah'ım sizlere göstermezsin. Sizler için. Sizler için yine buradayım. İşte Gülnaz, keşke sen de zamanında birazcık daha sert çıkışıp birazcık daha keşke. Tabii insana da ağlarken böyle şeyleri söylemek zor geliyor yani. Böyle keşke birazcık daha hani savcılığa, polise gidip şikayet, kanun ayaklarını. Yani kadınlar olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu devlet, bu kanun devletinde bize bir sürü hak verilmiş. Ama bizim bu hakları alıp kullanıyor olmamız lazım. Yani peşinden gitmemiz gerekiyor, vazgeçmememiz gerekiyor. Evet. Evladımız, işte hayatımızla ilgili diğer şeyler, vazgeçmeyeceğiz. Peşinden koşacağız. Didik 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 en ince detayına kadar, en ince noktasına kadar hakkımızı öğreneceğiz. Ve gerçekten küçük çocukların en büyük hakkı aslında, evet, annelerde de böyle, hocamız da çok iyi bilir, annenin yanında olmaktır. O yüzden sen de hakkını kullansaydın mutlaka bu devlet de sana çocuklarını, evet, alma hakkını verirdi mutlaka diye düşünüyorum. Şimdi pazartesi eşin gelsin, inşallah senin bu sesini duyarlar. Ben de çok bu durumu bozmuş olmak, çünkü izledikleri için çok bu durumu bozmuş olacak bir şey söylemek istemiyorum. Belki çocukların, evet, ikna olacaktır senin söylediklerine, duygularına. Pazartesi günü bakalım eşin de gelsin. Belki bir sürpriz olur. Çocukların da gelir. İnşallah, İnşallah diyelim. İnşallah. İnşallah Gülnaz bir sürprizle yaparlar bize. İnşallah. Şimdi diğer konumuza geçelim. Sağ Eski eşlerinin çocukları babamızı zehirledi, gayrimenkullere el koydu dedi. Yani cinsel gücü arttırıcı ilaç vererek mi zehirlemiş? Evet. Altıncı eşiyle nikah görüntüleri ortaya çıktı. Nikah videoları bu arada. Nikah şeylerini izleyelim. Herkes doluydu orası. Hacı Ali Bey'in evliliğine karşı çıkan çocukları Ayten Hanım'ı üvey anne olarak kabul edecek mi? Hacı Ali Bey'in çocukları bu evliliği istemiyor mu? İstemiyor.
şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Sağ olun Esra Hanım. Ayten Hanım'ı biliyorsunuz. Ahmet Bey ilk programa çıkıyor. Aslında Ayten Hanım tarafından dolandırıldığını, daha önceki eşlerini de paralarını, evlerini, dairelerini alarak, üstelik zehirleyerek öldürdüğünü iddia ediyorsunuz. Size böyle bir şey söylediğini. Sonrasında Yüksel Bey de bize geldi. Babamı aslında üvey annem Ayten zehirleyerek öldürdü, mallarına kondu dedi. Ayten Hanım'ın 14 tane dairesi var. Hepsini eşlerini teker teker öldürerek, iddia bu tabii, elde ettiğini söyledi. Bu iddiayla geldiniz. Evet. Ne diyeceksin Ayten Hanım? Böyle bir iddia var seninle. Ayten Hanım yeni gelin bu arada. 75 yaşında beşinci, altıncı mı? Hayır, hayır, dört. Dört. Dördüncü evliliğini. Neyse. Beş değil. Mi? Kaç, sekiz mi? Diğer evliliklerde kaçsa kaç Ayten Hanım? Bu arada sen Ayten Hanım bir şey mi yaptırdın saçına falan? Evet. Boyattın. Siz için yaptırdım. Benim için yaptırdın. Hmm. Güzel olmuşsun. Tabii. Hacı Ali Bey de saçlarını taratmış. Ben eşimle beraber güzel olalım biraz diye. Biraz süslendiniz bugün. Salonu güzelleştirelim diye. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Hemen de bu konuyu açacağım. Açalım. Ahmet Bey sen buraya geldin. Dedin ki bu kadın benim paralarımı aldı. Birlikte elde ettiğimiz her şeyi aldı gitti. Şimdi elimde bir ibraname var. Bu ibranamede ne zaman olmuş tam bir? 3 Mart 2023 tarihinde. Şimdi bunu okuyorum. Bu çok önemli. Alacaklı Ahmet Aydoğdu ile borçlu Ayten Bilgi arasında taraflar arasında yapılan ve toplam miktarı 500 bin TL olan toplam borç miktarı 3 Mart 2023 tarihinde tam olarak ve eksiksiz nakit olarak ödenmiştir. İş bu borç ilişkisinden doğmuş ve doğacak tüm alacaklar ve fertleriyle taraflar arasında bu tarihe kadar yapılmış olan borç ilişkisinden doğmuş tüm hak ve alacaklardan taraflar birbirlerini en geniş anlamda ve gayri kabili rücuğu ibra etmiş olacaklarını beyan ve taahhüt etmişlerdir. 500 bin borç, alacaklı Ahmet Aydoğdu'nun imzası, borçlu Ayten Bilgi'nin imzası. Evet Ahmet Bey. Şimdi bana geldi mi sıra? Tabii geldi. Şimdi siz eğer 3 Mart 2023'te hiçbir borcu yoktur Ayten Hanım'ın bana şimdi, diye bu imzalı şeyi niye verdiniz? Ben bir yere geleyim şimdi. Ayten Hanım'a Ayten Hanım demiyoruz. Şeytanın kıskandığı bir Ayten Hanım diyoruz. Şeytan kesinlikle bununla başa çıkamaz. Böyle bir şey. Ben önce bir şey sorabilir miyim? Bir. Esra Hanım bir şey sormak istiyorum. Evet. O imza senin mi Ahmet Bey? İmza benim. Peki buyur devam et. Evet. Şimdi dünkü olayda, dünkü konuşmada Yüksel Bey kadınlıkla ilgili bir şey söylemişti. Ben de avukatımız da hep bana sordu niye çocuklarının anasına, yani çocuklarına değil de ona. Şimdi bu Ayten Hanım şeytanın kıskandığı bir Ayten Hanım. Bırak benim sana borcum var mı? Bir saniye. Söylesin Ayten Hanım da konuşsun ama. Benim şey yapıp tamam, durma bak. Böyle şey. Benim sana borcum var mı? Var mı? Yalancı, dolandırıcı, üçkağıtçı, kumarcı. Onun için bende çok para var. Şimdi. Hani ya bir dakika Esra. Peki bana bakın. Yavaş yavaş. Bana bu belgeyi niye imzaladınız? Söyleyeceğim. Niye? Kadınlarımı kullandı. Dur. Bakın müsaade ederseniz söyleyeceğim. Ama çok yavaş anlatıyorsunuz. Yavaş Ahmet değil Bey. Ama tane tane olmasın. İnsan da şimdi, çocuğu olur burada niye? Size anlatırken be. Vallahi doğru söylüyor Ayten Hanım bir şey söyleyeyim mi? Yani niye Yüksel'in babası itiraz edemedi? Niye Yüksel'in babası itiraz edemedi? Niye ne yaptı bu? Yani size ne yaptı da bu kağıdı imzaladınız? Size söyleyeceğim. Bu Ayten Hanım'a 30 yaşında bir genç verseniz o genç bununla başa çıkamaz. Ya bir, ne anlamda? Erkek mi? Evet. Bir. Neyim ben ya? Kadın olarak da şimdi. Evet bunlar kayda geçiyor. Ne demek başa çıkamaz bir ne saniye, demek? Bir saniye. Şey, Ali Bey'le. Kayda geçiyor değil mi? Ali Bey'le tamam. 18 yaşında bir bayanı evlendirin. Ayten Hanım kadar etkili olamaz. Çocuklarına silah çektiremez.
Ne kadar güzel. Bir dakika, ne varmış bu kadında ya? Kadın budur. Şimdi dalacağım. Aytel Hanım, ne yapıyorsun sen? Ya dalacağım. Bir dakika, ben merak ettim. Bu 18 ne yapıyor bu kadın? Ben 8 yıl yaşadım. Ben aslan gibi aslanım, aslan aslan. Hadi vur vur etme, vur vur etme, zır zır etme. Hadi mahkeme bir saniye, mahkeme olur. Bütün her şeyi açıklıyorsun. Peki Aytel Hanım, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadın ne yapıyor? Bana açıkça onu söyle. Ya neymiş bu kadın 30 yaşındaki adamı havada çevirecek, 18 yaşındaki kadınlık gibi, neymiş? Bunu çeviremeyecek. Ali Bey'i çeviremeyecek. Ali Bey'in Ali Bey boş verin. Yayında... Size ne yaptı da bunu imzaladınız? 30 günde nasıl onu o hale getirdi? Düşünün. Bakın 3 şimdi, Mart'ta 3 ya, Mart yani bu şimdi, programdan sonra imzalıyorsunuz şimdi, siz bunu. Evet, ne yaptı şimdi, size tamam. De imzaladınız? Orası kapalı. Belli. Ne yaptı? Bak. Her şey yaptı. Taciz mi etti? Her şey. En başında da taciz var. Ya, ve diğer ya bu benden önceki iki eşte de ben tanışma şeklinden devam eden şekilde. O beni onu sormuyor. Neden imzaladınız? Aynı. Neden? Bendeki de aynı. Bendeki de aynı. Neden imzaladın? Allah Allah, ben cevap alalım. Neden? Ben söyleyeyim. Söyle. Kanalda çıktı ya. Bana. Kanalda çıktı ya. Bu telefon aşağı o yana bu yana zattı zorttu, bunu dövmüşler ev arkadaşları falan, bir şeyler her neyse. Dedin ben sana ölüyorum aşığım, ölüyorum. Öyle diyor Ahmet Bey sana. Ben sensiz yapamam lütfen ne olur, ama ses kayıtları falan hepsi yayına gitti bunun. Beni olsun. Taciz etti ya, belden başkasına gidersen seni belden aşağı öldürürüm, keserim, asarım. Ya beni rahatsız etme ne olur dedim, bitti bu iş, ben istemiyorum seni. Beni sen kandırdın, metresi yaşattın, şudur budur. Tabii gerekeni ben söyledim. Bu bugün baktım ki gene üstüme geldi. Dedim neredesin sen? Dedi ki küçük köy. Tamam bekle geliyorum. Ne olur ille gel diyor, bir çay içelim. Ben seni çok özledim diyor. Ha, yani sana aşkından mı bunu imzaladı? Yok bak şimdi ne diyor? Eve gelecek ya. Eve gelmek istiyor. Benden barışmak istiyor. Dedim gittim küçük köy. İlk önce onu söyledim. Benim sana borcum var mı lan dedim, ha böyle. Var mı dedim. Yok. İşte ben de konuştum yani gereken. Neyse burada şimdi bozmayayım bir şeyi. Gitme lokantada yemek yedirdi bana falan. Hani hep böyle avukata verdi. Yani avukatıyla, sizle barışmak istiyordu. Avukatıyla görüştürdü falan. Avukat dedi bir dava açtım işte sizi ben evlendireceğiz söyledi böyle. Dedim ben istemiyorum. Neyse. Benim sana borcum var mı yok mu? Yok dedi. O zaman dedim yürü dedim bana... şey yazılı imzalayacaksın. Evet. Kendi geldi. Yazıcıya gittik. Orada yazdırdı. Evet Ahmet Bey. Oradan tatmin olamadı. İşte gene kadınlık. Esra Hanım. Kadınlık, aynı kadınlık ne? Esra Hanım. Oradan tamam. Da avukata götürdü beni. Orada yazı yazdı. Bir tane var. Yok. Para vermiş vermemiş değil. Siz tamam. Bunu niye imzaladınız? Evet. Kadınlıkla ilgili bir şey. Kadınlık ne yaptı kadınlık? Bu kadın. Kadın senmişim o. Aynı günde Aytel Hanım, ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani bunu ben bütün kadınlar öğrensin. Bu kadın ne kadınlık yaptı da siz bunu yaptınız? Evet. Aytel Hanım demiyorum. Şeytanın kıskandığı bir Aytel Hanım. Yani ne yaptı size? Ya kıskanır. Şeytan bununla başa çıkamaz. Başa çıkamaz. Ali Bey dedi aynı şey. Peki Ahmet Bey günde. Size ya, ne yaptı? Bilmiyorum. Bana açıkça bir şey söyleyin. Büyüledi mi sizi? Benden önceki eşler de hiçbir şey söyleyemiyorlar. Benden sonrakilerde bak kumbağa giden 7 kişi var. 7 kişi bunlar da bağlanacaklar. Ahmet Bey. Bakın. Neden bunu imzaladınız? Ne tamam, kadar ben meraklısın size. Hipnoz var. Hipnoz etti sizi. Hipnoz. Bir şey hipnoz var bunda. Ne? Karşı koyamıyorsunuz. Bir şey diyemiyorsunuz buna. Bir dakika. Şimdi Ahmet Bey'in eder. İddiasına göre bir dakika. Beni hipnoz etti. Hipnoz ne demek? Yani sen onu büyüledin. Büyülemiş, aşık, evet. Aşık. Hipnoz ederek ona bu kağıdı imzaladığını iddia ediyorsunuz. Hipnoz, ben İnanın, bilmiyorum. İnanın etkisinde kalacaksınız, sizi de burada. Beni de hipnoz edecekler. Ben size ne sana diyorum? Sana da ben aşık olmadın mı kız bir bana? Ayda nasıl çocuklarla... Sen az önce demedin mi güzelsin, şöylesin, aşık ettim seni. Yani ben bir dakika kadınlara bir soralım. Sorun. Diyor ki hocam siz de dinleyin böyle bir şey var mı? Ahmet Bey diyor ki beni hipnoz etti. Cevap veremezsiniz. Ayten Hanım beni büyüledi öyle imzaladı. Ne diyorsunuz Kadriye Hanım? Esra Hanım Ahmet Bey burada var ya hikaye okuyor. Gerçekten hikaye masal anlatıyorsun. Sen evlisin evinde karını çocuğunu bırakmışsın gelmişsin hipnoz etti de öyle etti de bir de imzalamışsın şeyi borcu yoktur diye. Vallahi hikaye anlatıyorsun hiçbir şey yapmıyor. Hadi biz de yapsın bakalım. Bizi de yapsın bakalım hadi bakalım. Bir sürü insanız
burada. Yapabilir mi? Öyle bir size, gücü var mı? Size yapamaz. Erkeklere sen yapabilir. Sen gitmişsin. Nasıl Ali yapıyor? Bey'e bir basit göstersene Ahmet Bey. Yapmışım bunları. Pompalı tüfekle çocuklarını bekliyor. Pompalı tüfeği bak. Nasıl hipnoz ediyor? Çıktı. Bilmiyorum. Şimdi ne yapıyor? Ona sorun. Ne yapıyor? Ayten Hanım nasıl hipnoz ediyorsun? Yavrum Allah'ın silah nedir? Ben silahım da... Silah değil. Nasıl hipnoz ediyorsun Ayten Hanım? Bana da göstersene. Benim dürüstlüğüme, benim çalışkanlığıma, şeytan, benim parama, benim puluma, benim evime, yahu benim ocağıma, benim bir param. De 14 tane eklemişler, bir de benim 7 tane evim var, 6 tane çocuğum var, bir daire benimdir, kalan da çocuklarımındır. Olmazdı ben olmasam. Allah. Bir tane bir diyorum bir size. Sizin sayenizde İstanbul'da evet. Bütün malları oldu. Peki İstanbul'a geldi. Neyle şey geldi? Diyeceğim ya ben yanına geleceğim. Bana bak. Ne özledim seni aşkım. Beni de hipnoz etme şimdi. Ha? Bak benim bankada param var. Yok. O zaman bankayı bankada bir araştıralım mı varsa aşkım? Bile şuraya çekin ortaya konmadı. Valla. Banka, hepsini ben bankayı görebilir misiniz? Ahmet Bey ben şimdi bugün neden böyle bak niye böyle yapıyorum biliyor musun? Şimdi bana iyice tuhaf geldi senin. Seninki artık bana iftira gibi gelmeye başladı. Banka diye bu bir kadın şey yani var. Niye imza verdin? Hesaplar her şey. Her hesap şey var da sen niye gidip imza verdin? İnanın. Filiz Hanım. Esra tamam. Hanım, Ayten Hanım temas meraklısı. Geldiğiniz günden beri sürekli Esra Hanım'a dokunuyorsunuz. Evet, sürekli. Aşık ediyorum lütfen Hanım. Yerinize oturun artık. Hipnoz ya. Biz rahatsız hipnoz oluyoruz edeyim, yani. Hipnoz. Biz rahatsız oluyoruz. Esra Hanım. Bir de şunu tamam. Söylemek istiyorum. Ha. Ahmet Bey'le yemek yemişler ya Esra Hanım. Bir şey söyle. Yemek esnasında Ahmet Bey'e de dokundunuz mu? Ne yaptınız? Yok. O onu hipnoz olarak algılıyor ama kadınlığınızı kullanıp bir şeyler yapmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben ne yapmıştır Filiz? Kadınlığı kullanmak ne demek? Biri bana bunu anlatsın. Esra Hanım, Ayten Hanım çok cilveli bir kadına benziyor. Yaşına rağmen belli yani. Çok cilveli bir kadına benziyor ki o kadar kocası olamazdı çünkü öyle o zaman olmasaydı. Anlarsınız. Hani böyle bir anlar. Şeyliği var. Ve geçmişlerde anlar. Var yani böyle dokunarak. Dokunarak etkiliyor istediğini yaptırıyor. Evet dokunarak sürekli yani bakın bir şey anlatırken bile sürekli ayağa kalkıp yanınıza geliyor ve dokunuyor size. Başladığımızdan itibaren. Size dokundu mu? Başladığımızda bak biz başladığımızdan itibaren. Hiçbir şeyde kanatçıya gidelim. Hiçbir şeye olmaz dememişimdir. Desin ki oldu. Bununla yani, bunun alakası yok. Size ben şunu soruyorum. Dokunarak temas ederek yani sizin iddianızı değerlendiriyorum. Evet. Size dokun ya, dediniz ya arabada beni taciz ederek başladı. İtiraz edebilen gün, varsa söylesin. O gün bu ibranamenin verildiği gün size dokundu mu? Evet. Hayır, nasıl dokundu? Evet. Ne yaptı yani? Ya bilmiyorum. İnan, nasıl dokundu? İnan cevap veremiyorsunuz. Hiç dokunmadım ve hatta avukatın yanında kavga bile şimdi ben bu iddiayı değerlendireceğim ya. Evet. Size nasıl dokundu? Ya kendinize bu soruyu soramıyorsunuz. Kendine bak. Ahmet olmaz Bey. Olmaz bir şey diyemiyorsunuz Ahmet buna. Ahmet Bey nasıl bilmiyorum. Dokundu size? Vallahi bilmiyorum nasıl dokundu. Dokundu işte. Ya inanın hayır diyemiyorsunuz. Nerenize dokundu? Bilmiyorum ya. Esra Hanım. Hayır şimdi hipnoz edilir ben bunu öğreneceğim. Nerenize dokundu? Ya neremize dokundu? Hiçbir yerine. Dokunuyor normal işte. Hayır, nasıl dokunuyor? Ya ben bunu bir göreyim hani iddiayı değerlendir. İnanın oturdunuz hayır, yemeğe gittiniz hayır, değil mi? Hayır diyebilen varsa götürdü söyle. Beni, evet yemeğe gittik oradan da yazıcıya gittik. Oradan da oraya tatmin olmadı avukata gittik. Avukat tamam. Da yazdı. Avukat da ne yaptınız? Bu yazıyı yazdı. Tamam Ahmet Bey şimdi birine hipnoz etti demeniz için bu iddiayı bana anlatmanız lazım. Hipnoz diye bir şey var bu arada. Yani hipnoz etmek psikolojide uygulanan bir tekniktir. Bilmiyorum. Şimdi. İddiası hepimize komik gelse de ben altını sorgulamak zorundayım. Evet. Çünkü hipnoz etmek diye bir şey var mı? Var. O yüzden soruyorum nerenize dokundu? Bunu böyle yanlış anlaşılacak bir şekilde sormuyorum. Gerçekten soruyorum. Bakın, oturdu yanınıza mesela, ne yaptı? Bakın, yanına da kaçı kaçıya yemek gidik mesela, yani oturmaz. Arabam var diyor. Arabası 2012 model ve 2013'te biz tanıştık. Kredisini Ahmet de Bey, arabanın size, kredisini de ben ödedim. Kredisi her şey benden. Bu imzalandığı gün nerenize dokundu? Ne yaptı? Ya sen omuzuna ne diyorsun? Omuzunuzu yani, oldu. Evet. Ah. Omuzuna da oluyor. Tokalaşıyorsun eline de oluyor. Tokalaşınca eline tutar. Ne var bunda? İnanın hayır size masaj mı yaptı? Ali Bey bir şey itiraf. Ali Bey bırakın. Yahu, size masaj mı yaptı? Olduysa bakın. Ona hayır diyebilen olduysa gelsin söylesin. Ahmet Bey size masaj mı yaptı? Ya masaj yapmadı. Ne yaptı? Dokunması. Ya
nasıl oluyor bilmiyorum, cevap veremiyorsunuz. Kendinize bir masaj cevap. 500 bin. Bugünkü aklım olsaydı diye. 500 bin lirayla olacak iş değil bizim helallaşma. Biliyorsunuz. Ya ama hiç borcumuz yoktur diyorsunuz ya, siz. Şimdi yok ki borcum zaten. Bu şimdi noter değil veya bir şey değil. Bu şekilde. Ama onun istediği bir şeye hayır diyemiyorsunuz. Muzaffer Bey dedi mi? Ama sen bak bu kadar yılların birikimini programlara çıkıyorsun. Bu kadın beni dolandırdı bilmem ne diyorsun. Sonra bir kadın karşına geliyor. Bir yemek yiyorsun. Sana bir omzuna dokunuyor. Artık nereye dokunuyorsa dokunuyor. Sen hipnoz oluyorsun ve bunu imzalıyorsun. Hayır diyebilen varsa çıksın bir tane. Esra Hanım, niye ilişkide olduğu insanlarla. Rica edebilir miyim Esra? Evet. Şimdi tabii, ben bu Ayten Hanım'la tanıştığımda bir aranın kaç çocuğu var, kaç çocuğu yok dediğimizde hepsini söyledim. Benim bir kızım var yanımda, 15 yaşında çocuğumla oturuyor dedim. Bana o zaman dedi ki, benim burada evim müsait dedi. Gel burada nikahımızı kıyalım, burada yaşayalım dedi. Ben dedim ki kesinlikle ben dedim kadının evinde gidip oturmam. Seni alıp tamam. Kendi evime götüreceğim dedim. He. Ve aldım Antep'e götürdüm. Ali Bey sizi de hipnoz etti mi Ayten Hanım? Hipnoz etseydi İstanbul'da kalırdım herhalde. Niye kalmadım? Niye beni hipnoz edemedi? Evet, sizi ikna edemedi yani her şeyi. Hayır canım. Onu demek istiyorsunuz. Evet. Neden Ahmet Bey her şeye ikna oluyor diyorsunuz değil mi? Evet. Yani bunu soruyorsunuz. Evet. Yani bilmiyorum bu olay size nasıl geldi? Aslında yani Yüksel Bey size açıkça soracağım. Siz lütfen Ayten Hanım'a olan kırgınlığınızı bir kenara bırakın. Siz bu duruma ne diyorsunuz? Ben şöyle söylüyorum. Aslında Ahmet Bey kendini de anlatamıyor. Evet beni diyor hipnoz, nasıl hipnoz olayı değil. Aslında şöyle efendim. Şimdi bir şeyle aile babamın durumu aslında. Adam kaybetmiş her şeyini. Belki tekrar geri alabilirim diye. Gel her şeyine evet demiş. Ama şimdi, tekrar alabilirim değil. Hiçbir şekilde alamayacak duruma getirmiyor kendini. Ya işte alamayacak. Zaten alamaz. Yani Allah verdiği canı bile zor alacak bu kadından. Yani alamayacak. Ama öyle değil Yüksel Bey. Şimdi yani, açıkça objektifçe ben sizin hepinizi dinledim ama yani gelip de bu kadar şikayet ettiğiniz, arkasında durduğunuz bir şeyi bir günde gidip hiç bu kadının borcu yoktur diye imza verip her şeyi hukuk çerçevesinde yasal hale getiriyorsanız bunu bana mantıklı açıklaması hipnotize etti diyecekseniz bak buna bile inanacağım. Evet. Ama dokundu mu diyorum, şunu mu yaptı ya, diyorum, bir şey mi yaşadınız diyorum, silahla mı tehdit etti, şöyle mi yaptı? Hani sadece borcun var mı yok mu, var mı yok mu, avukatın yanında da bir saat konuştuk. Sorun dedim var mı yok. Avukatın yanında yapmışlar tabii. Sonra evet. Nasıl bir hipnoz bu? Borsadaki oğlundan dolayı tehdit var. Yok ya tehdit ediyor. Yüksel'den tehdit var. Öldürme tehdidi Göksel'den var. Öyle mi Ayten Hanım? Yok. Var. Dün kendisi zaten söyledi. Siz mi söyledi? Şimdi bak zamanımız söyledi geçiyor. Dün Göksel. Ben gerekiyor 100 bin verir. Bu tamam. Durumda. Hiç dinlemek istemiyorum. Hiç aynı anda konuşmayın. Bir dakika Yüksel Bey bir şey söyle. Bu kadar. Şimdi Esra Hanım çok güzel konuşuyor. Hanımefendi diyorum ne abi. Ama neden şunu sormuyorsunuz? Bana bir kişi söylesin. Sıfırdan bir insan kısa bir dönemde 14 daireye nasıl sahip olabilir? 14 tane mi var? Tövbe. Araştırın efendim. Şimdi bir de olabilir ya. Bakın. Olabilir. Ya, şimdi olamaz. Olabilir. Şimdi ben anlatabilirim senin aslında. Nasıl edinildiğini anlatabilirim. Yüksel Bey. Net anlatabiliyorum. Şimdi gerçekten gidene kadar senin de 100 tane olurdu. Kovardalığın hocası sensin sen. İşte senden öğrenmişsin. Sayısı belli değil. Senden hayatına öğrenmişim. Giren erkeklerin peki, sayısı ben belli şey değil. Yani ben de anlatırsam. Lütfen bak. Yüksel Bey. Gerçekten gurur incitiyor. Bak takarım böyle bir tutarım ki kimse elimden alır. Söyleyin ama hakaret etmeden. Bir şey diyeceğim. Söyle. Bırakın siz de ya. Bir bırakın. Burada otur. Bak, dur bir dakika ya. Başlayacağım hipnozunuza ya. Otur. Ya dur. Esra Hanım. Söyle. Ben iki şey anlatacağım. Onun dışında tamam. Buna zaten şeye giriyor değil mi? Kayda giriyor. Kayda giriyor. Şimdi Ayten Hanım. Şimdi Esra Hanım. Ne olur bacım benim. Bak rica ediyorum. Hipnozladım ya seni. Şimdi sorar mısın özellikle iki şey. Neden kardeşini
eve yolluyor. Diyor ki ben diyor intihar edeceğim, asacağım, keseceğim kardeşim, şöyle böyle git diyor, annenin bir üç tane bileziğini çal getir bana. Vallahi yoksa kendimi intihar edeceğim falan. Ve çocuk gidiyor, benim haberim yok. Annem değdi benim altınlarım, dolarlar. Ayten Hanım, bunlar yıllar önce yaşadığınız şeyler. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bak, önemli olan ben yasanın, hukukun ne söylediğine bakarım. Benim çocuğumun hırsızlığa neden yönlendirdi? Ayten Hanım, Allah senin belanı versin. Allah, doğru değil mi? Rabbim senin bildiği gibi doğru yapsın. Doğru değil mi? Zaten her şeyini doğru almış Allah. Mi? Sana Özlem para vermiş. Üç tane bilezik aldın çocuğa, dedin sen, ki beş tane yaparım da verir kutuya koyarsın sen dedin. Sen hiçbir bayram sabahı çocuk... aldın mı? Bir de ara. Sen bir dakika, bizle konuşmayalım. Altın senin gibi pisliğin önde yazık giden değil ikiniz de. Sen bana ancak saldırarak da gelirsin. Üç tane erkek durmuşlar bir kadına, ver Allah de Allah. Yavrum, para menfaatim var mı benim? Bak dur. Benim para menfaatim yok. Bir dakika, aynı anda konuşmayın. Babaları öldü ya Esra Hanım. Bizim bir arabamız bahçede hurda. Ben o zaman araba kullanmasını bilmiyordum. Hı hı. Hiçbir şey bilmiyorum. Araba çürüyor kapının önünde. Bir gün benim hiç haberim yok. Hayvanlar. Onu biliyorum. Dün konuştuk Ayten Hanım. Araba istemem olsun. Ama ben şunu konuşacağım. Bir dakika. Şunu anlatmak istiyorum. Bakın. Yasaların, kanunlar ne dediyse. Bir Ayten Hanım isterse hayatından 1000 tane erkek geçmiş tövbe olsun. Tövbe estağfurullah. Diyelim hani var ya, ama ne kadar oldu. Gerçekten gururuma inciniyor lütfen ya. Tamam hadi diyelim 1000 erkek geçmiş. Ya ben bekarım. Seninle konuşma, anlaşamadım. Ya ile herkese evlenmek zorunda mıyız? Ya tamam 1000 tane erkek geçmiş. Sana suç ne? O. Suç değil ki. Soytale. Senin gibi benim kızın hırzına geçmedik biz. Sen ancak saldırırsın. Benim kızının evlilik hırzına sen geçti. Ancak karıyı işte böyle olmayan şeylerle saldırırsın. Acı saç. 10 senedir bir kadın 12 senedir yaşıyor. Niye nikah kıymamış? Para için, çıkar için. Yani vallahi billahi. Bir dakika Celi Bey. Babasından mı alıyor, anasından mı alıyor bilmiyorum. Para alayım diye karıya nikah kıymıyor. Onun için bende 14 daire var değil mi? Bende onun için 14 daire var değil mi? Yazıklar olsun. Sen bitmişsin. Dolandırıcılık var. Onun için bende servet var değil mi? Sahte para basıyorsun. Sahte çek basıyorsun. Allah belanı versin canına. Bunu da söylemez bakma. Şimdi bana dedin ki o günü konuştuk Esra Hanım. Gündeme getireyim. O günü konuşuyoruz. Gel çekmeyin kadını. O orada, bu burada beraberiz. Bana dedi ki biliyor musun Ayten dedi. Ben dedi aşkım dolandırdı biliyor musun dedi. Ne oldu dedim. Ya bir iş yeri kendi üzerine de yapmıyor dedi. Çünkü dedi onun üzerinde bir şey görünmesin de ceza almasın diye hep senin benim üzerime benim yapıyor. Benim cezalı değil mi? Ve Ahmet söyledi aha. Ben bir şey söylemedim. Ahmet Bey. Ben uydurdum. Ben. Sen uydurdun. Ayten Hanım bir dakika, ben bir şey söyleyeceğim. Ahmet Bey bana bir tane şey söyleyeyim, ben sizin dediklerinize inanayım artık. Çünkü bu belgeyi imzaladıktan sonra bu kadar çıkmışsınız, ben nasıl inanacağım? Bana diyorsunuz ki kadın beni hipnoz etti, ben imzayı aldım. Nasıl olacak bu? Bakın. Benim belge. Benim haklarım sabit. Bir de benim telefon bağlanmasını kaç gündür istiyorum. Bak o kişiler telefonla bağlansın. Telefondakiler ne diyecek? Onlar bilir. Benle alakalı değil. Onlar bildiklerini söylesin. Beni bakın, tutmasınlar. Bakın Ayten Hanım yazlığa erkek alıyormuş. Hayatından 1000 tane erkek geçmiş. Tövbe 14 tane dairesi evet, varmış. Ben şikayetim. Bunlar hiç benim için önemli şeylerdir. Ha siz diyebilirsiniz. Birlikteyken malları aldı. Bana da dedi ki diğer eşlerimi öldürdüm. Ya da evet, bir şey. Bu ben önemli bir konu. Kaçtım. Ama siz bunun üzerine gider bu ibranameyi imzalarsanız bakın, avukat eşliğinde. Bakın. O zaman ben de derim ki siz bu kadına bu kadar laf ettiniz. Bu kadar borcu var. Niye hiç borcu yoktur kağıdını imzaladınız? Siz başına silah mı dayadı diyorsunuz? Bakın. Evet. Bu kadına yine hayır Allah diyemezsiniz. Allah'a istemiyorum yalan dinlemeyi. Kadına hayır diyemezsiniz. Neden? Çünkü neden? Oğlu da çünkü devreye kadıncı, giriyor. O yayında paracı, oğlunu görmüşsünüzdür. Kapıları tekmeledi ve bize de saldırdı. Ama Celi Bey diyor ki ben hayır dedim, benim evimde oturuyoruz. Mutlaka ki bakın size şunu söyleyeceğim. Kim Ali Bey şöyle dedi. Üzerime yalnız bir emekli maaşım ve de bir dairem var diyor. Ne almış? Yüzük bir şey almış. Ya, buna kesinlikle dur, inanmıyorum. Ya beni tutma buna, dur diyorum. Sen abi konuşacağım. Ya konuşuyor bırakın. Buna kesinlikle inanmıyorum. Söyle. Ali Bey, Ali Bey 500 bin lira para verseydi.
karına vereydin. Peki bir dakika. Sen para yağdırıyorsun ya. Ben para istemiyorum. O gün bu sözleşmenin imzaladığı günü anlatır mısın Ayten Hanım? Yine mi anlatayım? Yani ona anlat. Hatırlat. Oğlundan tehdit var. Borcun var mı dedim. Yok dedin. Oğlundan borcun var mı? Yok dedin. Borcun mahkemede var mı? Değiliz. Yok dedin. Gel dedin. Sana borcu yoktur kağıdı yaptık. Onun için. Yazıcıya gittik. Onun oradan için mi geldi? Ayten Hanım, onun dediğini de Ayten Hanım onun dediğini de soralım. Hipnoz ettin mi Ahmet Bey'i? Bilmiyorum. Hipnozun anlamını bile bilmiyorum ben de. Hipnoz etti mi sizi? Ondan sonra avukata götürdü hayır, beni. Hayır diyemiyorsunuz avukat ona. Avukat da yazı yazdı. Diyemiyorsunuz. Dur yavrum. Bakın dur, siz dur, de etkisinde kalacaksınız. Dur, hayır ne etkisinde abi. Kalacağım? He? Tamam bey bırak Ercan. Hayır Ercan sen çekinme. Dur bırak boş ver. Şunu diyorum. Evet. Ali Bey'le sözleşme falan yaptı diyorlar ya. Ali Bey 500 bin lira para verseydi. Kim Ali ya? Muzaffer Bey'in maaşını bırakmazdı. Ben ne görüyorum ulan şimdi? Ben, bakın, dur şimdi. Ali Bey'e kesinlikle edeceğim. Benim kocamla Ali Bey'e kesin, evlendim. Ali ki ben Bey, para için değil. Kesinlikle ben aslanım. Ben gücüm. En az bir daire almıştır Ali Bey. Çocuklarından dışarıda. Ali kim? Şey Ali yaptı. Kim? Bak atlayacağım üzerine ha. Tamam. Paramı Allah'sız. Sen oraya gitsene. Dur. Ercan. Para yağıyor ya. Siz atın. Para yağıyor ya. Senin paranı bir dakika. Bir dakika. Param var orada. Bir dakika. Hakaret etme. Yok diyor. Hakaret ve küfür etmeyin. Allah. Sen, bir yılda sonra seni konuşacağım. Ayten bir sakin ol. Gel bir sakin ol. Otur sen canım. Paran akıyor ya. Kariyerini tamam, evladım. Şimdi, bakın, dur. Bir şey söyleyeyim. Bu dünyada tamam. Bir şey istemesen bile. Otur. Bir şey istemesen bile. Bir şey bile, ben anladığımı söyleyeceğim. Ayten Hanım bir dakika. Para yaptı ya. Tamam ben bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Durun. Şimdi ben anladığım şeyi söyleyeceğim. Ahmet Bey, şimdi bir erkek olarak ben ne anladım? %60 bu Ahmet Bey, benim dinliyorum. Ahmet Bey, beni mi dinler misiniz? Tamam. Bak, ben tamam. Şunu anladım. Ahmet Bey 6 yıl, 7 yıl bu kadınla birliktelik yaşamış. 8 yıl. 8 yıl. Bir dakika. Bu kadına aşık olmuş. Sizi göreceğim ben. Bu kadına aşık olmuş. Ve bu kadınla ilişkinin içerisinde bir dakika karına. Sözümü kesmeyin. Ya, sen pardon. Dışarı mı çıkarayım? Bu ilişkinin dur, içinde siz bir emek sarf etmişsiniz bu ilişkiye. İkiniz birlikte bir mal yapmışsınız, mülk yapmışsınız. Öyle bir şey her yok. Neyse. Sonrasında Ahmet Bey sizin sindiremediğiniz şey bence Ayten Hanım'ın başka adamlarla oluyor olması. Kimde olursa olsun bakın onun. Şimdi bir erkek inanın, olarak diyorsunuz ki nasıl benden başka benim kazandıklarımla gider emeğimi başkalarıyla yer. Bak bu da mantıklı. Ha? Bak benim haklarım sabit. İnanın bak hiçbir şey almasam da yarın öbür tarafta inanın cehennemden çıkamaz. Peki Ahmet Bey benle helallaşmadıktan sonra helallaştık ya siz o gün eğer siz o gün Ayten Hanım size geri dönseydi hiç paradan bahsetmeyecektiniz. Olabilirdi. Şimdi ona gelelim. Tamam bir dakika ona geleyim değil mi? Evet. Evet. Yani asıl mesele bu değil mi Ahmet Bey? Evet. Yani eğer bunu imzalasaydınız Ayten Hanım da size geri dönmüş olsaydı her şey kapanırdı. Evet. Namuslu olurdu. Bir dakika. Bırak. Benden ayrılana kadar kimseyle bir alakası yoktur. Benim de onunla beraberken yoktu. Sadakatliydiniz birbirinize. Evet. Ama ne zaman ki 96. ayda Ali Bey 1. ayda Ayten Hanım hep haklı da biz akbabayız ya. Ya benim param. Ali kim ya? Vallahi de billahi. O zaman Ahmet Bey bir erkek olarak aslında her şeyi birlikte yaptıktan sonra sizden gitmesini sindiremiyorsunuz. Ya benden gitmesini değil ben terk ettim. Beni kovmadı. Aslında ama diyorsunuz ki ilk anda geri de çağırdı. Bak aha, geri de çağırdı ama şimdi diğer kocaların ölme meselesi. Çünkü işlemiştik. Evet. Tekrarlamaya Ahmet gerek Bey, yok. Peki şöyle diyelim. Sizle, çünkü, ama siz bana şimdi demin doğru cevabı verdiniz. Eğer
benle barışsaydı ben namus, hiçbir borç görmeyecektim. Ama anladım. O zaman da namuslu oluyordu. Kendi malımız kendimize. Ha onun adında olsun. Biz hı-hı ölünceye kadar demiştik evet ona. Ama bak 96. ayda gerçek yüzünü ben çözdüm. Neden? Vah. Onları hı-hı yok ettiğim gibi seni de yok ederim. Hı-hı. Notere gidip imza vermezsen. Hı-hı. Ve ondan sonra çünkü ondan sonra ben o eve gelip yaşasaydım. Ondan sonra korkuyorsun ondan. Esra Hanım. Ahmet Bey bir ama bu söylediği diğer eşlerim gibi sizi yok ederim yok konusunu burası duyduktan sonra tekrar barışır ihtimaliyle bu imzayı ama veriyorsunuz. Sonra telefonla konuşarak o da ılımlıydı. Öyle geldi beni tezgahlayarak geldi. Hı-hı. Tamam diyerek ama sonradan tamam değil. Yani burada tezgah orada. Yani bunu, size bunu geri dönmedi. Diyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Müsaade isteyeceğim. Ama lütfen dönmek için önce bu imzayı verdi. Ha şimdi ona geldik. Evet, bak evet, Ayten Hanım. Evet. Ha, Esra, tamam bir dakika şeytanın, Ayten Hanım duydunuz değil mi? Şeytanın kıskandığı bir insan. Şeytan kesinlikle hani oflu Esra'nın hikayesi var ya. Evet. Esra, madem oflu var idi. Diyor. Var diye hani. Esra Hanım oflular, bak senin vaktin bitecek. Bak ha, ben söyle. Gitme oraya. Gitmiyor. Hipnotize ediyorsun ya. Söyle. Hipnotize ediyorum. Bu şimdi ne dedi bana biliyor musun? Bak oraya tam değin diye laf zehir sırası geliyor ya. Barışacak Allah dedi. Sizi zehirlesin. Allah o nereden? Ben sinek bile zehirlemem be. Allah seni kahretsin. Peki şu nerede an benim para? Sizi kahretsin. Senin paran karılara iyi dedi. Ya ne karısı? Kredileri ben. Şimdi nesi sırası Esra ya? Esra Hanım. Şimdi bana bu dedi. Anlamıyorum dedi. Hakim dedi. Kovdu beni. Niye ayrılıyorsun dedi. Ben de aldattım onu. Aldatıyorum. O yüzden beni istemiyor. Hepsi istemiyor dedi. Reddettiler beni de. Hakim de demiş ki dedi ki orada karıya kadı ben dedi sana dedi biz dedi böyle yaşayalım. Biz dedi böyle yaşayalım. Ben ölürsem dedi karıma işte bu karıma %100 ayrılık yalan gelsin dedi. Bak böyle karıma kalsın ayrılık dedi. Bak Esra Hanım, böyle sırası bir geldi olmadı, anlatayım. Senaryo. Kes sesini lan. Lan he? Ondan sonra hakaret etmeyin birbirinize. Dedi ki, şey yap. Biz dedi böyle yaşayalım. Öyle deyince bizim ipler koptu. Yani hiçbir siz şey o kopmadı boşanamıyor bizim diye bir ipler koptu. Ama o şekil dedi ya hani dese ki mahkeme bekleyeceğiz falan gene biz onu böyle yaşayalım dediği yine için biz onu misafir edecektik yani hipnoz mahkemeyi bekleyecektik. Öyle deyince dedi ne istiyorsan onu yapayım dedi. Şimdiye kadar kazandıklarımı falan dedi. Gidelim notere dedi. Ben gidelim sana değil, dedi sana söyledi dedi. Sana dedi şey yapayım. Ben dedim ki başın taşa yalan karnın kaza. %100 yalan. Defol git. Tamamen İki kere evden kovdu. Tamam. Ağladı zırladı. Üçüncü de kendi %100 gitti yalan. Şu anladın tamamen böyle şimdi bir konuşma olmadı. Şimdi anladığımız konu herkes de böyle anladıysa siz ne anladınız? Yani aslında Ahmet Bey ayrılma ve bu kadar para biriktirdik, mal yaptık. Sonrasında terk edilmenin acısını birazcık içinize de sindiremediniz. Bu imzayı da tekrar sizle barışmak istediği için geldi verdiniz. Evet, evet. İçin geldi bir. Şu şöyle şöyle. Böyle şey olunca ne düşünüyorsunuz hanımlar? Şimdi bakın gerçek ortaya çıktı. Ne diyorsunuz Vesile Hanım? Ben kesinlikle yanlış buluyorum. Ahmet Bey miydi? İsmini unuttum. Evet. Sen zaten dünden razı mısın kadınla beraber olmak imza hani, atmaya? Nasıl bir akıl ondan akıl sonra olsa gidip imza atıyorsun. Şimdi, nasıl oluyor bu? Esra Hanım şöyle bir şey vardı. Biraz önce aklımdaydı. Şimdi ben ayrılana kadar biz şimdi aynı binada 3 dairemiz var mı? Hı hı. Bir şimdi tanesini, Ahmet Bey bunu artık bu konuyu bence o şeye girmeyelim bir artık. Bir tanesini ben şimdi varken şimdi açıkça Ayşe Hanım da söylesin fikrini sonra ben tamam de son bir şey söyleyeceğim. Tamam. Heh, söyle Ayşe Hanım. Ahmet Bey hala Ayten Hanım'ı seviyor. O yüzden burada. Hayır. Ben öyle diyorum. Görüntü de o. Tamam bilse evleniyor. Yağmur gibi para da yağıyor ya. Karısını elini ocağına alıp eşyasını falan düzüp de koymaz hı-hı mı içine? Evet. Hanım, peki Yeter Bey'in evine gittin gene eşyalı eve. Siz buna ne diyorsunuz? Bu duyduklarınıza bir şey söyleyin. Yüksel Bey de konuşsun. Ben şu an şok oldum tabii. Herkes şaşırdınız değil mi şu an duyduklarınıza? Hani böyle bir sendeledim yani kafa olarak toparlamaya çalışıyorum. Toparlayamaz yalan. Ama bu programa katılan benim. Problem aslında benim. Hı hı. Benim problemim hallolması ama gerekiyor. Ama Ahmet Bey'in söyledikleriyle. Evet, tabii ama doğru.
Ya bu söylendi. Ama Ahmet Bey'in söylediği şu an, Ahmet Bey böyle olsa neden Ayten Hanım'la barışmak için bunu imzalasın? Onu bilemiyorum ama şimdi benim, bence bunu bir düşünün şöyle, bakın. Bizim benim yaşadıklarımız çocukken bu dönemde yapmış olduğu evlilikler, ölen insanlar, altı çocuğunun yanında olmaması, bak bunlar araştırılmalı efendim. Tamam, bakın bunlar yine araştırılır. Yani. Bir de kendi aranızda konuşmayın. Ama Ahmet Bey'le ilgili duruma geldiğim zaman açıkça görülüyor ki Ahmet Bey aslında Ayten Hanım'ı hala unutamamış bana göre. Şimdi Ahmet Bey ister kızar kızmaz unutamamış. Bu da gayet erkeklerde gördüğümüz bir şey. Erkek yatırım yaptığı kadını unutamıyor diyorum ya ben. Hep benim de bir sözüm vardır. Yatırım yaparsa size, mal birliğiniz olursa ya da size hediyeler alırsa, sizin için özel bir şeyler yaparsa bunun hırsını ve o kadını unutamıyor. İşte beni hipnotize ettiği dediği şey o kadını unutamamış olmak. Aslında o yüzden Ahmet Bey de yaptığı yatırımlarla, yıllarca verdiği emeklerle aslında kendisinin unutamamış. Kendisinin beni kandırması tekrar gene. İşte bir şekilde tekrar barışma ümidiyle de kendisinin bunu söylemesiyle imzalıyor. Ve bir şekilde efendim tamam bu şekilde imzalıyor ve aslında o aşkı yüzünden de bu şekilde tepki göstererek karşı karşıya geliyor. Çünkü Ahmet Bey siz o dönem Ayten Hanım'la eğer barışsaydınız barışırdınız. Sonra bizim araba yıllar kendisi, olmuştu. Öyle. Peki Ayten Hanım arabayı boş ver. Heh. Sen ne diyorsun benim söylediklerime? Çok doğru diyorsun. Peki benim evet. Yani aslında bu adam size aşıkmış, o yüzden buraya gelmiş. Aşıksa niye evlenmiş? Sen de evlendin ya. Ben evlendim, ben aşık değilim ki. Sen ona aşık oldun. Benden alacaklarını bitmişti. Aldığı için. Giden gitmişti. Ha, sizden alacaklarını aldığı için aşık değil. Artık ben yok bitti. Hayır o değil, o değil. Şimdi ben bitirdim, o üzerime geldi. Üzerime bir de borç olayını falan, bir de Türkiye'ye lansetti ya beni. Ben onun için tamam dedim, git dedim kanallara. Nasıl? Dedim. Benden değil Türkiye'den özür dile. O zaman dedim ben dedim yine varım bak. Ama sen özür dilemezsen ben seni istemiyorum. Ama yine varım demenize rağmen olmayınca da kandırıldım diyor Ahmet evet, Bey. Evet, doğru söylüyor değil mi? Olmayınca doğru. Kandırılmış mı? Evet. Peki yazık başka olmuş. İzah var mı? Siz kanallara bir çıkıp de özür dilediniz mi? Efendim? Geldi de almadılar. Bir şöyle bir şey var. Şu anda bak ben gitmeden önce 7 yıllık aldığımız krediyi tamamını kapattık. Kaldı 2 daire. Evet. Zaten 2 daire kirada. Yani bana ihtiyaç kalmadı çünkü kiralar kendi yani kendine kredi ödüyor. Yani siz kendinizi kullanılmış mı hissediyorsunuz? Evet, çok kullanılmış. Bir de en sonunda da kandırılarak, bu imza attırılarak. Aha. Bir ikincisi de şu var. Ben şu anda Garanti Bankası'nda daha bu bütün borçlarım var ve Esra Hanım onu dostlarına kredi çekti verdi ya. Hala dostuna da gittim krediler, de bir taksitini de aynı anda konuşunca anlamıyorum. Ha. O kiraları alıyor. Kendisi bedava oturuyor ama ben şu anda kira ödüyorum. Kaçıncı yıl oldu? Üçüncü yıl ayrıldık. Üçüncü yıl benim borçlarım bitmedi. Hala ödüyorum. Buna ne diyeceksiniz? Allah aşkına diyorum bak. Allah aşkına ne diyeyim? Yani bu birikmiş malın %60'ı bende. Yok ona gitmem ben. %60'ı benim. Allah gel abi gel. Arabam dediğinin sen arabanın, dostlarını kredi arabanın, çektin. Karehiye etti kredi çektin. Arabanın, oturun Ali dostlarının Bey. Kredi, arabanın bir buçuk yıllık ödemesini o yaptı. Yani sizin krediniz yok, değil. Yok. Arabanın bir buçuk benim yıllık kredisini o ödedi. Ondan sonrakileri tamam. Yani bunu ama Ahmet Bey bir şey söyleyeceğim. Bunları size zorla yaptırmamış ki bu kadın. Tabii ki yaptırmamış. Evet. İnanıyorum. Aynı söylediğiniz gibi. Niye kendine ev almadın? Manyak gibi. Mıydın evet. Sen? Tamam. Zorla yaptırmamış. Ama zorla değil. Yani kendi eşinize yapsaydınız ben, keşke o zaman. Kendine ama, yapaydı. Ama 10 yıldır ben zaten ayrıyım. Onunla birlikteyim. Yok. Kendinize yapsaydınız o zaman. Kendinize yapsaydınız. Kendi üzerime der. Esra Hanım. Hayır diyemiyorsunuz. Esra Hanım boş konuşuyor hayır, ya. Hayır diyemiyorsunuz. Neden hayır diyemiyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok bak, seviyordu ondan. Bir dediğini ikiye çok ekledim. Seviyordu bak, ondan diyor. Ya sorma işte ondan ama ben sevmiyorum bitti. Bir yorum yapabilir miyim Ahmet evet Bey tabii yani. Hocam. Şimdi Ahmet Bey kardeşim bak. Yani her şeyden önce bir dakika olabilirim. Bir saattir konuşuyorsun dinliyorum seni. Şimdi hiçbir zaman hiç kimse ayrılmak için evlenmez. Evet. Tamam.
Tamam. Birliktelik yaşadınız. Yaşanır. Şimdi hukuk denen bir şey var. Tamam. Eğer siz bu evlerin alımında ciddi manada bir parasal katkı yapmışsanız, fazlasıyla, bu paraların nereden geldiğini ve nasıl yatırıldığını da biliyorsunuz. Biliyorum. Peki o zaman hukuk mahkemelerinde inanın bir dakika hesaplansın. Lütfen. Bir dakika. Dinliyorum. Hukuk mahkemelerinde tazminat davası açabilirsiniz. Bunları anlatabilirsiniz. Evet. Haklarınızı talep edebilirsiniz. Evet. Bu bir. İkincisi, bakın hipnoz falan bir sürü şey söylüyorsunuz ya, ama ya bir dakika. Dinliyorum. Avukatın yanında imzalıyorsunuz o belgeyi. Yok, avukatın yanında Allah değil. Allah aşkına. Avukatı imzalamadı mı? Hayır. Avukat değil. Avukatın yanında. Avukatla konuşuldu dün. Avukatın yanında imzalıyorsunuz. Avukatın yanında. Niye bir de senin imzan. Şimdi bunları lütfen düşün ya, öyle konuş. Allah aşkına. İnanın bakın. Mesele mal meselesi değil. Çünkü ben evet, mal şimdi, meselesi olmadığını anladık zaten. Çünkü bakın şu anda ben borç ödüyorum bir. Yani benim param orada. Yani bunu burada bir hak meselesi var. Yani ben zaten dünya malında ya, o boş. Kadar çok gözüm yok. Hacı, zaten olan belli. Esra'm hiçbir şey kabul etmiyorum. Bütün erkeklere örnek olmuş olsun. Yani şu anlamda örnek olsun. O zaman siz de sonrasında gidebilir diye kadın bir şey yapmayacaksınız ya da resmi nikahla eşinize yapacaksınız. Hem de kendi gitti kendi. Hacı, bir dakika bana da müsaade verir misin? Evet, söyleyeceğim. Biraz önce Ahmet arkadaşım dedi ki Ali Bey arkadaşım dedi, de çünkü yiyeceksin paraları. Ya bir dakika canım. Hangi paraları yiyecek? Bizim paraları. Kiralar nereye gelecek? Ben kredi ödüyorum. Bana mı gelecek onlar kiralar? Onlar kirayı alıyorlar. Hmm. Böyle bir şey. Bir dakika, üçüncü yıldan sonra. Bir dakika canım. Ya senin beni konuşma dinle, hakkın hiç bak, yok zaten. Konuşur, ne kadar çakal bir insansın ya. İtibarlı Hacı konuşur. Ali Bey niye çakal oldu? Bilmiyorum. Ben çakal mı? Ya evet. Şimdi. Beni bir Gaziantep bilir. Gaziantep Emniyeti'nde de araştırabilirsiniz. Yaşım 76 geçmiş bir dakika. Eğer ki benim bir yüz kızartıcı veyahut da bir vatandaşı incitici olarak bir karakolum, bir mahkemem varsa bütün suçlamaları kabul ediyorum. Yaşım 76. Daha görmüş değilim. Anamda doğduğum gibiyim. Bir de sizi araştırsınlar. Beni çok araştırırlar. Biraz önce. Bir dakika canım. Gelini de araştırsınlar. Biraz önce dedin ki Hacı Ali Bey dedim bak biraz önce en azından 500 bin lira vermeseydi Ayten Hanım imza atmaz bilmem ne etmezdi. Maaşını dedin, bırakmazdı. 500 milyar vermeseydin aldığı maaşı bırakmazdı. Mutlaka bunun perde arkası var. Bir dakika mutlaka canım. Başka türlü olmaz. Şimdi ben birine bakmak istiyorum Hacı Ali Bey. Anladım ben sizi ama. Yüksel Bey bu durumda ne yapacak? Biliyorsunuz bize başvuran Yüksel Bey. Ama Yüksel Bey de Ahmet Bey'in söylemleriyle buraya geldi. Ne düşünüyorsunuz Yüksel Bey? Sadece Ahmet Bey'in söylemleri değil tabii ki bunlar. Tabii başka şeyler de var ama sonuçta var. Şimdi tabii. Ahmet Bey ile ilgili olan durumu ne düşünüyorsunuz? Esra Hanım, Ahmet Bey ile ilgili ben Ahmet Bey ile çok bir mazim yok. Yani Ayten Hanım sayesinde ben gördüm yani. Peki her şu an konuşulanlara ne diyorsunuz? Ya şu an dediğim gibi ben de şoktayım yani. Ama tabii beni bağlamıyor. Beni bağlayan şey bakın burada benim bir tek lira kuruş menfaatim falan yok. Bunu onu insanlar biliyorum. Böyle anlamasın. Ama şu ben anlamda bağlaması babamın lazım. Mezarının açılmasını istiyorum. Hı-hı. Babamın mezarının açılmasını istiyorum ve ölüm sebebini öğrenmek peki, istiyorum. Peki o sonuçta sadece bu lütfen Esra Ahmet Bey'in söylemi değil bakın. Şimdi ama o büyük etki. Siz onun üzerine böyle bir şey şüphelendiniz tabii, ya. Hayır sadece bu değil ama bakın konuşulmamış burada bir de tam Muzaffer Bey'in ölümü var. Hı hı. Çocuklarına bağlanın. Onlar bağlansınlar. Onlar da anla. Her gün bir insana Viagra vererek. Ama bir şey söyleyeceğim. Onlar da Ahmet Bey'in lafı üzerine yola çıkıyor. Evet. Hayır yoksa değil. Normal adam kalp krizinden ölmüş hastanede. Esra Hanım, Recep Erdoğan kendi öz çocuğunun evini alıp adam kendi yapmış evi. Elleri yaptığı evi almış. Şu anda o Recep Erdoğan kendi evini kirada oturuyor. Hı. Kirada oturmuyor. Kim bu? Kim? Kimden bahsediyorsun? Benim oğlumu diye ya. Ayten Hanım'ın oğlu. Bu kaynatasın. Anladınız mı? Üzerine... Onlar bizi ilgilendirmez. O başka bir şey. Hayır, o konunun bununla alakası yok. Ya bunlar ne yapıyor? Ya o konunun bizle alakası yok. Için ben size bu görünen mahkeme, o Esra Hanım. Benim babam kaldırıldı. Daha önce görünen mahkemelerin sonucunu açıklar mısın? Benim ailem de istiyor. Herkes istiyor bunu. Ya onu lütfen açıkla. Bu olay ayrı. Bu olay benim Ahmet Bey bu da olayla ilgili ceza almış zaten. Başkalarını da anlat. Evet. Yani bu olayla ilgili ceza zaten. Bunun en büyük sonucu bu. Yani sizin çıktığınız yayınlarda yaptığınız şikayetler. Esra Hanım bir dakikanı daha rica edeyim kızım. Bak.
Dün bana dedi ki, ismini unuttum. Yüksel Bey. Yüksel Bey bana dün dedi ki, siz hangi yüzle kalacak Antep'e gideceksiniz? Evet, dedi. 6 çocuğunu karşına evet. alıp da düşman ederek nasıl gideceksin? Yazıklar olsun o size. O altı çocuğun sana şu kadın ne, kadar sana değeri ne, yok sana mu? Sana ne, sana yok. Ne, onların değeri benim onların yanımda bir de, çok. Bir de onların çocukları var, torunları var. Demeyecekler senin mi? Senin neyin var? Senin ha? ayarında benim bir kızım var. Allah bağışlasın. Tek başına iki kızıyla Bursa'da yaşıyor. 10-15 senedir sizin orada şimdi yaşıyor. Şimdi Hacı Ali Bey vaktimiz dolduğu için ben şunu bir sonuca bir şey sen gelmek bu, istiyorum. Şimdi şey ama hep benim söylediğim şeylere geliyor. Evet. Bazen içimize bir şeyler sindiremiyoruz ve bunun intikamını almak istiyoruz. Evet. Bir şekilde. Evet. Özellikle kadının gücüdür, hipnozudur bilinmez ama benim hep bahsettiğim bir psikolojik güç var. Yani bunların hepsi aslında psikoloji bilimine denk geliyor. Erkek yatırım yaptığı kadını hayat boyu unutamıyor ve iz bırakıyor bu kadın. Başka erkekle olması, o yatırımın üzerine başka şeyler yapıyor olması erkeği çok rahatsız ediyor. Ve bir şekilde içinde uhde olarak kalıyor. Onun üzerine inşa edilmiş bazı durumlar var burada ama gerçekten her şey ne hipnozuydu, büyüsüydü, dudusuydu bir şey değil. Herkes her şey psikolojiye çıkıyor arkadaşlar. Bir şey bir insanı etkilemek, etki altında bırakmak tamamen psikolojik güçle olan bir şey. O yüzden yani hani yok büyüsüydü, dıdısıydı, bıdırısıydı, hipnozuydu. Hiçbiri bununla alakalı değil. Şimdi soru cevaba geçiyoruz. Artık yalnız değilsiniz. Esra İzmeci sizi dinliyor. İnsanın en yakın dostu kendidir. Başkalarına çok yakın dostun yapmaya çalışırsan sadece mutsuz olursun. Canlı yayında sorun. Esra İzmeci yanıtlasın. Eşimden sürekli şiddet görüyorum. Ailemle eşimin arasında kaldığım için de ne yapacağımı bilmiyorum. Ailemi sürekli kötülüyor. Şimdi Esra İzmeci ile Yeni Baştan da. Evet, şimdi sorularımız gelsin bakalım. Sorularınızı bekliyoruz. Biliyorum ki benle böyle karşılıklı sorularınızı sormak ve cevaplamamı istiyorsunuz. Cuma günleri böyle de bir köşemiz var. Aa, burası boşmuş ya, ben de buraya oturmaya çalışıyorum. Evet, Dilek Hanım. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Buyurun, ne sormak istersiniz Dilek Hanım? Esra Hanım, ya benim şöyle bir sıkıntım var. Benim boyum çok kısa. Boyunuz kısa. Evet. Kayınvalidemle beraber yaşıyorum. Ve kayınvalidem beni sürekli bu konuda hep hani yer cücesi, yer elması. Hani sürekli bana bu şekilde hakaret ediyor. İşim arkamda durmuyor. Ben bu konuda ne yapmalıyım? Şimdi ne yapabilirim? Tabii yani boyu kısalık bir çirkinlik ifadesi midir? Ya da farklı bir eksiklik midir? Hiç kendinize böyle düşünmeyeceksiniz. İnanın sizin inancınız burada çok önemli. Siz kendinizi nasıl görürseniz karşı tarafta öyle görür ve sizi zaafınız olduğunu düşündüğü yerlerden vurmaya çalışır. Bakın dünyada bulunmuş dünyanın en güzel kadınları var. Boyları 1.50. Şimdi isim vermeyeyim, yabancı starlardan hatta müzik starlarından var. Böyle boyları 1.50 olan, 1.45 olan ama bütün erkekler onlara hayran. Dünya tarafından fanları ve böyle bir şekilde hayranları var. Şimdi bu kişilere baktığımızda çok kısa boylu olabilirler. Ama o kadar hayran çevresi elde etmişler ki siz de buna inanacaksınız. Boyum kısa ama başka yerlerden o kadar özel özelliklerim var ki o yüzden boyumun kısalığı hiç benim için eksi taraf değil. Benim kocam bana bayılıyor deyin. Kayınvalidenize yani deyin ki boyum kısa ama kocam bayılıyor. Ben de kendime bayılıyorum. Milyon kadın. O da arkamda durmuyor. Yani o yüzden ben de ister istemez hani kendi kendime bunu sürekli dert ediyorum. Hani şey yapıyorum. Hiç başkalarının yani eşiniz dahi olsa arkanızda durmasını beklemeyin. Bir insanın en büyük arkasında duracak kişi kendisidir. Siz inanacaksınız. Siz inanmaya başladığınızda zaten onlar da inanmaya başlar. Ya bu kadın kısa boylu ama herkes beğeniyor mu acaba benim karımı? İşte minyon kadın, tatlı kadın mı diyor acaba? Yoksa işte dünya starları varmış, beğeniliyormuş böyle. İşte benim karımı da mı böyle minyon ama çok tatlı diye beğeniyorlar gibi düşünceleri olsun. O yüzden çok teşekkür ederim. Siz kendinizin arkasında durun. Herkes durmak zorunda kalır o zaman. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere Dilek Hanım. Ceylin Hanım attığımızda. Buyurun Ceylin Hanım. Merhaba Esra Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ceylin. Buyurun.
23 yaşındayım ben. Sosyal medyada bir kişiyle tanıştım. 3 aydır konuşuyoruz. Fakat çocuğun biraz güzelliğe takıntısı var açıkçası. Hı hı. 3 aydır konuştuktan sonra benimle buluşmak istediğini falan söylüyor. Fakat ben ona kendi resimlerimi atmadım. Kendi resminizi atmadınız. Hangi fotoğrafları gördü? Benim kuzenimin fotoğraflarını gördü. Kuzenimle aynı evde yaşıyoruz. Sizin sosyal medyanızda olan fotoğraflar kuzeninizin fotoğrafları mı? Evet, kuzenimin fotoğrafları. Ben kendime işte kuzenimmiş gibi tanıttım. Peki ne zamandan beri konuşuyorsunuz bu kişiyle? 3 aydır konuşuyorum. Peki 3 aydır konuşuyorsunuz. Bir görüntülü görüşme, konuşma yapmadınız mı? Hayır. 3 ayın sonunda yüz yüze gelme kararı aldık. Fakat bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Kuzenime söylüyorum. Yani beni bu işe katma, yapma diyor da şu an yani ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Peki çocuk, yani bu konuştuğunuz kişi sizi çok beğendi ama kuzeniniz olarak, öyle mi? Aynen, ve ben hani işin en kötü kısmını söyleyeyim. Evet. Yani ben çocuğa deliler gibi aşık oldum. Aşık oldunuz ama o sizi başkası sanıyor. Kuzeninizden çok farklı mısınız bu arada? Yani yüz olarak mı? Her şey olarak, fiziksel görüntü olarak. Evet, tabii ki de çok farklıyız. Şimdi tabii bu bayağı zorlayıcı bir durum ve siz çok aşık oldunuz ve artık görüşmeniz gerekiyor. Çağırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 3 ay daha zor idare ettim. Yani şöyle düşündüm. Şimdi bununla ilgili aslında önemli size bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi bir reklam arasına gireceğiz. Reklamdan sonra cevap vereceğim ama bununla ilgili çok mağdur kişi de var. Reklamdan sonra cevaplandıracağım. Kısa bir aramız var. Şimdi tabii Ceylin Hanım, siz kendinizi çok farklı biri olarak tanıtmışsınız ama tüm kişiliğiniz ve 3 aydır birbirinize sunduğunuz tutku, kişiliğiniz ve birbirinizdeki etkileşimden dolayı. O yüzden daha görüşmeden önce, görüştükten sonra belki bu daha zor olur. Aslında her şeyi özellikle erkeklerle yüz yüze konuşmak lazım ama görüşmeden önce yavaş yavaş en azından karşınızdaki insana bir şeyleri kendinizle ilgili farklı söylediğinizi, özellikle yüz yüze gelince bunları söylemek istediğinizi söyleyin. Ve ne olursa olsun ait olduğunuz ve sahip olduğunuz kişiliğe, bedene saygı duymak için asla kendinizi farklı olarak karşı tarafa göstermeyin. Çünkü siz zaten bireysel olarak sevilmeye çok layıksınız. Kendinizi beğenirseniz karşınıza çıkan kişi de beğenecek. Çünkü bu bir etkileşim işi, bir aura işi. Aura da kendinizi beğenmekle, güvenmekle, değer vermekle başlıyor. Siz değer verip, güvenip, sevince karşı tarafta inanın, beğeniyor gerçekten. Şimdi diğer telefonumuzu alalım. Zeynep Hanım hattımızda. Buyurun Zeynep Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben vaktinizi almadan hemen meseleye girmek istiyorum. Tabii, buyurun. Benim kızımla aramı bir türlü düzeltemiyorum. Yani bir dargın bir barışık, bir dargın bir barışık, bu beni çok yıprattı. Ve ben üniversite mezunuyum, çocuklarım da akademisyen. Yani kültürlü bir aileyiz ama ben çok verici olmama rağmen maddi, manevi bir türlü aramı düzeltemiyorum. Yani şöyle bir şey var, artık maddi konudan bize hiç ihtiyacı olmadığı halde devamlı bizden bir şeyler koparmak istiyor. Benim eşim de 72 yaşında, ben 70 yaşında. Artık diyoruz ki senin her türlü ihtiyacın var. Evin var, araban var, bekar kendisi. Neden diyoruz artık kendi ayaklarının üzerinde işin var, duramıyorsun. Benim imkan, ben çok yokluktan geldim, çok çalıştım, 50 yıldır çalışıyorum. Neden diyorum bizden devamlı bir şeyler koparınca mutlu oluyorsun? Siz var yemezsiniz diye. Hiç de öyle değil. Peki kaç yaşındaydı kızınız? 44. 44 yaşında çalışıyor, kendi parasını kazanıyor, öyle mi? Akademisyen üniversitede. Şimdi şöyle, bazen bizim hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığımız gözükebilir. Anne baba bile olsak ihtiyacımız olmadığını veya ihtiyaçlarımızı söylemedikçe karşı tarafta hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını düşünür.
O yüzden belki de sizin yavaş yavaş bu durumdan kurtulmak için artık maddi olarak tam da kendinize yetemediğinizi, sıkıntılarınız olduğunu ve sizin bazı şeylere ihtiyaç duyduğunuzu karşı tarafa sadece para istediğinde değil, küçük küçük mesajlarla vermeniz gerekiyor. İnanın en yakın aile üyemiz de olsa, evladımız da olsa devamlı para yardımında bulunmak ona yapılan bir kötülük. Çünkü siz ona devamlı para yardımında bulunduğunuz zaman karşı taraf bir şey yapma gereksinimde bulunmuyor ve o atılganlığını, cesaretini, çalışkanlığını kaybediyor. Nasıl olsa burada güvencem var diye. O yüzden siz bunu çocuğunuza da iyilik olarak düşünün. Sanki sizin bir şeylere ihtiyacınız var. Sizin aslında o kadar maddi durumunuz yeterli değilmiş gibi o konuda daha böyle çekimser davranın ve artık yani yardım edecek gücünüz olmadığını söyleyin. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Sesiniz gitti, duyamıyorum sizi. Ben duyuyorum, buyurun. Ha, şöyle hocam, ben şuna çok üzülüyorum. Ben babamdan, annemden bir kuruşluk bir yardım almadan bu duruma geldim ve maddi açıdan gerçekten hamdolsun çok iyi durumdayım. Ben de ve onlardan hiçbir şeyimi esirgemedim. Ne oğlumdan ne kızımdan. Hı hı. Biz ailece çok vericiyiz. Eşim de ben de etrafımızdaki bütün insanların elinden tuttuk. Herkese destek verdik. Evet. Ve o destek verdiğimiz insanlar dahi bizim arkamızdan dalavere çeviriyorlar. Ve bir de işin en acı tarafı benim öz annem bile, kız kardeşim de dahil benim gelinimle, çocuklarımla devamlı aleyhime laflar konuşuyor. O beni çok yıpratıyor. Bir de aşırı iyi olmamıza rağmen, onların elinden tutmamıza rağmen neden bunu yapıyorlar? Çünkü ben size söyleyeyim hemen cevabını. Aşırı iyi olmak iyi bir şey değil çünkü. Çok iyi olduğunuz zaman zaten insanlar karşınızda bunu yapmanız gereken olarak görüyor. Yani sizin zaten yapmanız gereken o oluyor. Siz sevilmek için, onların hayatlarında olmak için çok fazla şey yapmanız gerekiyor olarak gözüküyor. O şeyi birazcık kıstığınız zaman kötü oluyorsunuz. O yüzden insanları hayatınızda tutmak için çok yardım eden, çok şey yapan olmayın. Çünkü bir süre sonra çok şey yapan olduğunuz için o şeyi birazcık kıstınız mı kötü olan siz oluyorsunuz. Hep bir söz vardır. Fazla fedakarlık nankörlük getirir. O yüzden de herkese dengeli vermeyi öğrenin. Şimdi Gülcan Hanım varmış hattımızda. Buyurun Gülcan Hanım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle tüm Türkiye'ye hayırlı Ramazanlar. Sizin de Ramazanınızı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Esra'nın sonsuz sevgi ve saygılarımı öncelikle size gönderiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum ama inanın sosyal medyadaki hizmetleriniz, buradaki hizmetleriniz bizim için eşsiz ve çok kıymetlisiniz. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek Ramazan'da bütün güzellikleri sizin için diliyorum ayrıca. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Şimdi Esra Hanım, benim şöyle takıldığım bir konu var. Kitaplarınızı da okuyorum. Hepsini takip ediyorum. Fakat benim bir türlü zihnimde aşamadığım şeyler var. Eşimle ilgili bir flört ederken, çıkarken bir yıl falan geçmişti. O arada böyle bir ay kadar bir ayrı kalmıştık. Böyle benim çünkü kabul edemediğim bir takım şeyler, sıkıntılar vardı. Ben mesafe koyduğumda ben hani çabalar da düzeltmek için gelir diye düşünürken başka bir arkadaşı bana başka bir kadınla flörtünün resmini attı. Yani o kadının bir doğum gününde bir şeyde çekilmiş fotoğrafını attı ikisinin. Hı hı. İşte sen boşuna üzülüyorsun tarzında böyle. Hani bak adam işte nerelerde başkasıyla falan. Başkasıyla flörtleşiyor dedi. Peki sonra? Evet evet. Sonra şöyle oldu Esen. Tabii ben hani üzüldüm falan ama aradan bir müddet geçti. Geldi o bana. Anlattı kendisi işte her şeyi. Evet biraz da hani boşanmış çocuklu flörtöz bir yapısı var açıkçası. Hani kadınlarla çok arası standart istikrarlı gibi gözükmemesine evet. rağmen. Ama hani 50 yaş üzerinde 50-60 arasında yaşı. Emekli, aktif, çalışkan birisi. Boyu postu tamam. da düzgün. Soruya gelebilir ama, miyiz? Vaktimiz çok hayır. olmadığı için hemen evet. şey yapayım. Heh.
geldi, itiraf etti, işte söyledi, dedi ki böyle böyle her şey. Ben de sizin kitaplar ve söyledikleriniz gibi koydum. Dedim ki ben bu telefonda şifre olmayacak. Her şey dedim açık olacak. Bu şartla denerim dedim hani devam etmeyi. Ve bir yıl daha devam ettik. Ve yılbaşında da işte evlilik teklifiyle evlenme sürecine girdik. Ama şu an benim kafama o resim gitmiyor Esra Hocam. Yani ara ara böyle zihnimde bu benim bir rahatsızlığım. Yani şu an bariz bir delil, ispat hiçbir şey yok. Adam da ama şüphe içindesin. Hemen cevaplayayım evet. Vaktimiz dolmadan. Çok sağ olun. Şimdi çok şöyle biz... Bir şey değil, bir şeyler yaşadığımız zaman ilişkilerde özellikle kadın çok detaycı, unutamayan bir beyin yapısına sahip olduğu için o şeyi tekrar tekrar zihninde yaşatabilir. Şimdi 50 yaş üzeri bir beyefendiden ve flörtöz bir beyefendiden yaşıyorsunuz. Bazen insanlar ilişkilerin kopuş dönemlerinde özellikle erkekler o acıyı hafifletmek için ki bazılarının tercihi budur. O acıyı hafifletmek için başka ilişkilere yönelebilirler. Ama bunun sonucunda yeterli bedel ödediyse ve bunun sizin ilişkinizle ilgili bitişe götürdüğünü gördüyse bir daha bunu yapmayacaktır. Siz sanki sil baştan yeni bir başlangıç yapmış gibi tekrardan ilişkiye devam edin. Çünkü şunu unutmayın, sizin davranışlarınıza göre insanlar değişebiliyor ve bazı alışkanlıklarını bırakabiliyor. Buna inanın, kitapları uygulamaya devam edin. Bakın evlilik teklifini de almışsınız. Kendinize mutluluklar dileyin. Sadece bugün bir programımızın daha sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.